diğer mertebelerin matematikte olduğunu çok harika bir fark ettim. Nasıl bir yani, de söyle. Nefsin mertebelerini öğrendikten sonra benzer bir mertebenin matematikte mertebenin nefisteki mertebenin matematikte de olduğunu hissettim. Bunu oturtmaya çalıştım. Ya acaba ne tür şeyler vardır? Yani matematikte ne tür mertebeler vardır? Ben bu mertebeleştirme meselesini nefsin mertebelerinden sonra fark ettim. Öğrendikten sonra fark ettim. Özellikle bir meselede hani ortadan giriyorum biraz. Nefsi mutmain diyor ya, ayette de diyor ya nefsi mutmain. Tatmin olan nefs. Nefis tatmin olduktan sonra bazı şeyler oluyor. Benzer bir durum matematikte de var. Matematikte bir meseleye de kendini tatmin edebildikten sonra konu sana açılmaya başlıyor. Yanındakileri anlatma şansın olmuyor. Senin kafanda açılıyor mesele ama o tatmin olamamış ki nasıl anlatacaksın? Şimdi ben az önce 1 eksi 1 artı 1 meselesini söyledim. Siz tatmin olmadınız. Olmadık. Yani sizin bir hesap hatasıdır. Birinin uydurmasıdır hissiyatı var sizde. Tatmin olduktan sonra matematikte bir yer açılıyor. Ha evet. Ben mesela tatminim o noktada. Şeyde tatmin değilim ama. O 1 artı 2 meselesinde o beni tam tatmin noktasında değilim. Ama 1 eksi 1 artı 1 meselesinde tatmin. Şimdi ben burada yaklaşık bir şey göstereceğim. Matematiğin temeliyle ilgili bir şey göstereceğim. Buradan bilinmeyeni matematik bilinmeyen bir şeye nasıl yöntemlerle ulaşıyor? Basitçe göstereceğim. Bunu en temel şekilde. Mesela ben buraya bir sayı yazsam. Aşağıda kalem var, o kalemden yeşil. Fark o benim odada. Evet, 3 dedim mesela. Evet. Şimdi ben bunun üstünü kapatsam, siz benim yazdığım rakamı görmüyorsunuz. Evet. Sizin için kayıp gibi bir şey, siz bilmiyorsunuz bunu. Tamam. Ama bak, burada bir şey var. Benim bunu göstermem için elimi çekmem lazım. Tamam. Bir de ben buraya x dedim, bu x'in bir manası var. X 3 aslında. Ben gözle gizlemedim de akla gizledim. X'in şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Bir sayı var ama ne olduğundan haberimiz yok. Buna ulaşmaya çalışacağız. Bunu benim, x'i benim elimi kapattığım bir sayı gibi düşünmek daha doğru olur. X nedir? Benim elimi üstüne kapattığım bir sayıdır. Şimdi çözeceğim. Bana dedin ki, ya x'i bana soruyorsun, ben sana x'i söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Bu x'ten, onu bu x'ten çıkar, geriye ne kalsın? Mesela, bana bu işlemin sonucunu söyle. Ben de sana dedim ki, 7 kaldı. 10'dan x'i çıkardım, 7 kaldı. Sen o zaman diyorsun ki, Umut bana göstermedi ama, bunu göstermedi ama bu işlemin sonucunda 7 kaldığı için bu o zaman 3'tür. Bilmeyeni diğer işlemlerle algılıyorsun. Bunu hani bir ara lahyakalarda yapmıştık hatırlıyorsun. Onu bir anlatabilir misin? Şimdi o da bir içinde geçecek şimdi, konunun içinde geçecek. Şimdi bazen işlemin sonucu muallaktır, bazen işlemin bir kısmı muallaktır, bazen işlemin kendisi muallaktır, kökü muallaktır. Yani şunu diyebilirim ben, 10, 10'dan sonra bir şey yapıyorum, ne yaptığımı bilmiyorum ama sonuç 7 çıkıyor. Ne yaptım? Burada ne yaptığım belli değil. Burası kapalı, elimle kapattım. Ya şunu diyebilirsin, ona ne yaptı ki 7 oldu? Umut ona bir şey yaptı, 7 oldu. 3 çıkarmış olabilir. Onu %70'ini almış olabilir, bölmüş olabilir. Ondaki değer azaldı. O zaman Umut'un burada yaptığı işlem azaltıcı bir işlem. Azaltan bir işlem. Benim işlemin kökünü bilmeme gerek yok. Toplamamı, çıkarmamı, ne olduğunu bilmeme gerek yok. Türev olur, limit olur, ne olursa olsun. Ben onu azaltan bir işlem yaptım. Şimdi bunun bu mantıkta az önceki soruya cevap, hani tatmin etmek maksatlı cevap verelim. Şimdi 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 sonsuza kadar. Bu rakam sonsuza kadar gidiyor. Bunlara matematikten x değil de x'in yerine x eşit demiyor da s eşit diyor. Serilere s deniyor. Buna s diyor. Bu seriye de bir isim veriyor. Mesela bunun matematikteki adı Grandi. Bu serinin adı Grandi serileri. O yüzden bunun altına yazıyor. SG diyor. Grandi serisi. Bunun cevabını çözecek. Ben bunu
detaya girmemek maksatlı buna uydurma bir şey takıyorum. Mesela H diyelim. H eşittir 1 eksi 1 artı 1. Şu üstteki ifadeye ben H dedim. Ama H'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bunun sonucunu bilmiyorum. Bu bir X. Bu benim tanımlamam. Önünü kapattığım bir şey. Bu sonucu bilmiyorum. Sonucu sana söyleyemiyorum. Ama bununla işlem yaparsam ne sonuca ulaşırım? Aynı buradaki gibi. Sayıyı bilmiyorum ama işlem yapacağım şimdi. Kişi şunu söylemiş. Bunu çözen şahıs. Demiş ki ben bu H'yi 1'den çıkarırsam ne olur? Bunu 1'den çıkarırsam ne olur? Güzel. Bunun sonucunu bilmiyorum ama 1'den çıktığında ne sonuç oluşur? Bakalım demiş. Buradan 1 çıkardığında ne olur? 1'den eksi 1 bu artıya döner. Bu eksiye döner. Bu artıya döner. Eksi olduğu için, tersi olduğu için. Bu ters yani çıktığı için, eksi olduğu için terse dönüyor. 1 eksi artı 1 eksi 1 artı 1. Bu işlemin sonucu şudur. Ben yuvarlak hesap şey yapıyorum yani detaylandırmadan söylüyorum. Bu işlemde bir H'den çıktıktan sonra da bu. O biri nereden buldun da bir? Bir yerden, herhangi bir yerden. Bunu nereden bulmuştum? Uydurdum. Uydurabilirim. Ha bir de neyi çıkardım? Bir de neyi çıkardım? H'nin sonucunu bilmiyorum ama. Abi 2'den çıkartabilirim. 2'den de çıkartabilirim fark etmez. 7'den evet. De çıkartabilirim hiç fark etmez. Ha H'yi birisinden çıkarttım. Birinden çıkarttım. Şimdi ben X'i bulmak istiyordum. X'den haberim yoktu. Sana dedim ki 10'dan çıkar X'i. Tamam. Ne kaldı? 7 kaldı. Ha, demek ben ki... bu sonuçta sonuca ulaşacağım. Ha. 10'dan X çıktığında 7 kaldığına göre X 3 olur. Şimdi 1'den X'i çıkardığımda sonuca ulaşacağım. Hmm. O 1 olmaz da 10 olur. 10 olur fark etmez. Ben 50 olur 60 olur. Ama burada bu seriyi anlayabilmek için bu kişi bunu 1'den çıkarmış. Tamam. Sonuçta ben bunu 10 yerine 11 yaparsam burası 8 olur. 12 yaparsam burası 9 olur. Bu benim x'imi değiştirmez ki. Benim burada nasıl oynadığım sonuç sabitken değiştirmez ki. Şimdi bu işlemin sonucu da h'nin kendisi olduğu için bak dikkat et. H 1 artı 1 eksi 1 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1'di. Bu işlemin de içi bu. Yani bu şuraya gidiyor. Bunu kafada oturtmak lazım. Güzel oturtmak lazım. Birden H çıktığında H kalıyor. Ha, birden H çıktığında H kalıyor. Ha, yani o zaman sen mi uyduruyorsun onu? Ben uydurmuyorum. Artık buradakine dönüşmüş oluyor. Ha. Ben bu sonucu ben uydurmuyorum. Ha, birden H çıkınca 1 çıkıyorsa birden H çıkarttın eşittir. Birden H çıkardım. Aynısı kaldı. 1 artı 1 eksi 1 artı 1 onlar mı kaldı? Tabii. Şimdi yani şöyle karışıklık olmasın diye sileyim. Orayı artılarla bozdum diye. Şimdi H eşittir 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 dedik. Sonsuza kadar gidiyor bu seri dedik. Tamam. Şimdi ben bunun tamamını birden çıkaracağım. Bunun tamamını birden çıkarmak istiyorum. Tamamını birden çıkarmak istiyorum. Bunun sonucu neyse, bilmediğim o sonuç neyse, o sonucu birden çıkarmak istiyorum. Bir öyle bir sayı. Bir öyle bir sayı. Yalnız içinde de olduğu için tercih ettim. Tamam. Yani ben istediğim şeyi mesela... Bunu niye anlatıyoruz şimdi? Bunu neden anlattığımı... Biraz mutmain olunması lazım. Bu sonucu ulaşacağız. Ki ya bir dakika bunun sonucu buraya gidiyorsa... Matematika bir şey yöntem kullanıyor. Yani olmayacak gibi ters gözüken... Mantık. Ha, ters mantık. Şimdi buradan bir ters mantığa gideceğiz. Buradan bir ters mantığa gideceğiz. Şimdi bunu ben bu işlemin sonucunda... bunu tekrar yaptığımda aynı şeye ulaşıyorum. Bu birden çıktığında gene... toplamın aynısı kalıyor. İlk soktuğum şeyin aynısı kalıyor. Bu da yani onu nasıl daha basite indirgeriz onu düşünüyorum.
Ama yani matematik dilinde durum şu. Bunu artık şey yapmamız lazım. Birden H çıkarsa H kalıyor. Birden X çıkarsa X kalıyor. Mesela şöyle bir örneği var. Bir şey, ne olduğunu bilmediğim bir şey. İki şey birbirine eşitse. Mesela X başka bir X'e eşit. İki şey birbirine eşitse. Buraya bir şey uygularsam. Mesela buraya 7 ekledim. Buraya da 7 eklersem bu eşitlik bozulmaz. Ben bunların ne olduğunu hala bilmiyorum ama bozulmaz. İki tarafa da aynı şey ekledim çünkü. Bunu matematik ön kabul olarak alır. Okay. Bir eşitliğin iki tarafına da aynı şeyi eklersen o eşitlik bozulmaz der. Bunun ispatı yoktur. Yani ispatı olmayan ön kabullerin içinde bu. Aynı bunun gibi. Şimdi ben bir eşitlik var. Bir eşitlik kurmaya çalışıyorum. H buyken bundan bir çıkartıyorum. Bir çıkarttığımda bu kaldı. Tamam. Birden ne çıkarırsan çıkardığın şey kalır. Birden ne çıkarırsan? Ne çıkartırsan çıkardığın şey kalır. Buradan yapması çok kolay aslında. 2 tane H eşittir 1. H eşittir 1 bölü 2. Birden 1 bölü 2 çıkarsa yine 1 bölü 2. Birden yarım çıkarsa yarım kalır. Birin yarısını alırsan yarısı kalır. Evet, nereye geliyoruz şimdi? Nereye geliyoruz? Şimdi bu toplam birden bir çıkıp bir toplanıp bir çıkıp bir toplanıp bu toplam sonsuza kadar yapıldığında bizim tarafımızdan görünüşte, biz gördüğümüzde sonuç yarım çıkıyor. Böyle çıkıyor. Sonuç 0,10'da 0,5 çıkıyor. Ya nasıl olur bir hem 1, 0, 1, ya 1 olur ya 0 olur. Mantık bu. Birden 1 çıkarsa 0 kalır. 1 eklenirse 1 olur. 1 çıkarsa 1 kalır. 0 kalır 1 olur. Ama sonuç 0,5 çıkıyor. Aslında 0 çıkması lazım değil mi? Ya 0 ya 1 çıkacak. Çünkü evet. 0 da çıkabilir, 1 de çıkabilir. Ama 0,10 da 5 çıkıyor. Yani iki değerin arası çıkıyor. 0 ile 1'in arasında çıkıyor. Hem o hem o gibi. Allah. Bunu kafada ben mesela ben mutmainim bu konuda. Ben tamam ben 0,5 olduğumdan kesin eminim. Ama bunu anlatmamın sebebi de biraz mutmain olabilmek açısından anlattım. Ya evet bu kağıt üzerinde doğru söylüyor. Bu buysa bundan biri çıkardığında da bu kalıyorsa o zaman bu harbiden 0,5. Burada tatmin olduktan sonra açılıyor mesele. Sen hani üçgenin iç açıları 180. Şimdi öğrenen birisi demek ki 170 olmaz mıydı? Benim 185. Ben de benim 180. Şimdi o kişi 180 olduğunda mutmain değil, tatmin olmuş durumda değil. Ona bununla ilgili bir şey tam olarak açılmaz. Evet ona ön kabul olarak önce alması lazım. Bir insan üçgenin iç açılarının derecesinin 180 olduğunu duyduğunda devam etmek istiyorsa bunu ön kabul olarak alacak. Ya ben bunu 180 olarak kabul edeyim. İleride bunun meselesi bana açılır. Ben bunu öğrenirim. Bunun kanıtları daha sonra yapılabiliyor. Bir matematikçi bunu 5 dakikada yani birkaç dakikada hemen kağıt üzerinde evet ya 180'miş doğru. Dedirttirir yani. O 190 değilmiş. 170 değilmiş. Dedirttirir yani. Şimdi bunu anladıktan sonra bizim bütün kainatta matematik o kadar kesin olmasına rağmen, sonuçların o kadar kesin olmasına rağmen, böyle bir sonuçla ortaya çıkıyor. Bir toplanıyor, bir çıkıyor, bir toplanıyor, bir çıkıyor, yarım çıkıyor. Yarıma geliyor sonuç. Aslında bu bir eşitlik değil. Mesela internette çok fazla bu eşitliğin kanıtları var. Yani YouTube'da oturup bunun kanıtları, matematiksel olarak kanıtları var. Çoğu yanlış. Çoğu yanlış. Kanıtlar yanlış. Sonuç doğru da kanıtlar yanlış. Adamlar oturmuşlar bu meseleyi uğraşmışlar. Yani neden bunları söylüyorum, neden söylediğim kısmına geleyim. Çok net bildiğimiz şeyler, çok akıl edebildiğimiz şeyler. Sizin mesela yakın zamanda yaptığınız bir ders vardı. 1 artı, 8 artı, 9 artı, 0 etmez dedi. Bu tabanda etmez. Ama akıllı bu tabanda bırakırsan etmez. Bu tabandan çıkarırsan onun edeceği bir durum oluşabilir. Onun edeceği bir durum oluşabilir. Yani başka tefekkür zeminleri var. Şimdi ben çok iyi bir yüzücüyüm. Ben bunu daha önce de söyledim. Ben çok iyi bir yüzücüyüm.
sen de çok iyi bir yüzücüsün, iddialaştık sen. Dedim ki hani hangimiz yüzücüyüz? Bunu deniz olmadan karar veremeyiz ki. Denize ihtiyacımız var. Bu iddiamızı ortaya koyabilmek için denize ihtiyacımız var. Bu atmosferde bu iddiayı realize edemeyiz. Bu atmosferde ben hadi böyle yapalım. Olmaz. O olmaz. Ben çok iyi tırmanırım. Sen de çok iyi tırmanırsın. Daha lazım. Ben çok iyi koşarım. Sen çok iyi koşarsın. Koşmak lazım. Kaldırmak lazım. Yani her iddianın bir zemini var. Evet. Matematik bir zemin. Hı. Hangi iddianın zemini? Farklı tefekkür, yani farklı akıl mertebeleri var. Farklı akıl mertebeleri var. Senin gördüğün evet bir portakal, bir portakal daha iki etti. Aa bravo. Tamam bu bir mertebe de doğru ama daha farklı mertebeler var yani. Bunların acaba mı diyecek? Ya acaba bir portakal, bir portakal harbiden iki tane portakal eder mi? Dedirtecek mertebeler var yani. Öyle bir şeyler. Öyle yerler var. Buradan sana onu söylüyor. Ha o etmez dedirtmiyor. Etmez dedirtmiyor. Ama sana onun alanını söylüyor. Farklı farklı tefekkür zeminlerinin alanını söylüyor sana. Ha buradan ben en çok kendi alemimde şunu ya matematik biraz öyledir. Haddini bildirir insana. Çünkü o kadar büyük bir tefekkür alanı ki öyle çok ukala olamazsın yani. Matematikçi insan aşırı ukala olmaz ya. Yani. Olmaması lazım zaten. Çünkü istediğin matematikçi ve istediğin bilim adamına sor. Adama bildiğin insanlar bildikleri şeyi çok iyi anlatırlar. Bilmediğini sor. De ki neyi bilmiyorsun konumla ilgili? Bilmediğin yer neresi? Sınır orasıdır. O insanın tefekkür sınırı orasıdır. Bilmediği yerdir. Hiç kimse bilmediği yerle ilgili bir şey söylemez. Orayı es geçer. Şey, ağırlıkla yani. Bildiklerini anlatırlar. Ya bilmedi. Bana ben birisi çok akıllı birisini görsem derim ki kardeşim kendin bilemediğin, uğraşıp bilemediğin bir şey var mı? Bana ondan bahsedebilir misin? Mesela benim matematikte seçim beliti diye bir konu var. Seçim beliti konusunu yıllarca okudum. Oradan girdim buradan. Benim kabiliyetim onu almıyor. Zorluyorum, almıyor. Benim sınırım orası. Daha fazla ileriye gidemiyorum. Çoğu matematikçi bu konuya itiraz ediyor. İtiraz ediyor. İtiraz ediyor ama şey kuvvetli, asıl yani matematiğin üst seviyesilerindeki matematikçiler bunu kabul ediyorlar. Ediyor. Seçim beliti konusu reel bir konu. Evet yani orada anlatılanlar doğru diyor. Ama ben ana hatlarıyla ne anlatıyor? Sonsuz alanda seçimler yapılıyor. Bazı seçimler yapılıyor, onlar kümelendiriliyor. Bunun iddiasına göre mesela bir karpuz, mesela uyduruyorum, bir karpuz 25'e bölünse, tamam. 25 parçaya böldüm. Hı-hı. Ama nasıl böleceğini sistem sana söyleyecek, matematik olarak söyleyecek. Bir karpuzu 25 parçaya böldüm, faraza, düz şekillerde. 25 tane elinde karpuz parçası var. Hı-hı. Seçim beliti diyor ki, bunları iki karpuz olarak toplayabilirsin. Yani toplayacaksın aralarından, iki tane karpuz oluşacaksın. Tam iki karpuz oluşacak. Oluşur diyor. Ya bu mümkün mü? Bu senin söylediğin mantıklı mı? Oluyor diyor. Seçim belirtinde oluyor. Allah Allah. Kanıtlarına baktım, şeyine baktım. Ya dedim unutayım, birkaç ay sonra bir daha geri deneyeyim. Yok. Ben algılayamadım yani. Ben o kadar iyi bir matematikçi değilim yani. Ben bir matematikçi olarak konuşmuyorum burada. Zorluyorum, yok onu kaldırmıyor. Benim çocukluğumda Naim Süleymanoğlu Halter'e dünya şampiyonasına gitti. Ondan bir önceki adam 222 kaldırdı. Aşağı yukarı yaklaşık söylüyorum. 222 kaldırdı. Bu 222,5 kaldırdı. Öteki adamlar Rus'tu galiba Halter'ci. 23,5 Naim kaldırdı. Eğer en son şey kaldıramazsa, Rus kaldıramazsa dünya şampiyonu şey olacak. Naim olacak. Onu bekliyorlar. O adam kaldıracak. O da kaç? O da 222 kaldırmış. 222 kaldırmış. Buçuk değil yani. Buçuk değil. 222 kaldırmış. Öyle hatırlıyorum ki 2,5 kilo. 224,5 kaldıracak. 2,5 kiloya 222 kaldırmışlardı. Birisiyle tartışıyorlar gibi gördüm arkada. Halter olimpiyatlarda görünür arkada zeminin altında
teknik direktörleri, hani danıştıkları birileri var. Böyle bir konuşma oldu. Ya falan, spiker dedi, ya dedi, şeyde, kinoda karar kılamadılar galiba falan, bir konuşma geçti. Sonra, bir kilo arkadan geliyordunuz. Rus Naim'den yarım kilo, yarım kilo üstünü seçti. Naim seçti. Naim'den, Naim 24, 224 kaldı da o da 224,5 seçti. He, seçti. 224,5 seçti. He. Yarım kilo fazlası sadece. Kaldıramadı. Kaldıramadığı gibi de hafif, yani böyle bir sakatlanır gibi oldu. Şöyle hatırlıyorum, o adam kürsüye de çıktı. İkinci oldu aslında ama kürsüye de çıkmadı. Çıkamadı, sakatlandı galiba. He. Yani Naim ben birinciyim dedi. O adam ikinci kürsüsü boştu. Çıkamadı şeye yani. Oraya çıkamadı, öyle sakatlandı. O arada konuştular. Dediler ki hani nasıl geçti? 222'yi rahat kaldırdım. Onu zaten rahat kaldırdım dedim. 224,5, sadece 2,5 kilo var. He. 224,5 kilo, zaten kaldırma imkanım yoktu dedi. Ben, onun teknik direktörü başındaki adam da yapma sakatlanırsın bak, 224,5 kaldıramazsın diye orada tartışmışlar. O da kaldırmam lazım, şampiyon olacağım. Hırs yapmış, 224,5 deniyor. Yani rakamlar aşağı yukarı ama 2,5 kilo var. 2,5 kilo daha denedi, kaldıramadı. Ya insan bunu akıl edemiyor ya. 2,5 kilo bile, 222'yi rahat kaldırıyorum diyorsun. 224,5 kaldırmamın mümkünatı yok diyorsun. Sakatlanacağımı biliyordum diyor adam. Ya arada 2,5 kilo var ya. Normalde hiçbir şey değil. Bunu çok rahat kaldırıyorsun. Kendin diyor, ben bunu çok rahat kaldırdım diyor. Hiç problem yok, onu zaten biliyordum kaldıracağımı diyor. 224,5 için diyor ki, mümkün değil, onu kaldıramazdım zaten diyor. Ben biliyordum kaldıramayacağımı diyor. Peki neden bu oldu? Yani sınırlar, insan sınırlara yaklaştığında ucuna gidemiyor artık. Yarım kilo daha... Masa olmuyor. Yok, bitti. O sınır yani, kas gibi. Matematikte akıl da böyle, akıl da kas gibi. Yani ya çok çalışacaksın, onu çalışacaksın, biraz daha kuvvetleneceksin ama bir sınırın var. Gitmiyor yani, akıl veriyor, bir dakika basıyor, yok algılayamıyor aklı. Aynı kas gibi. O yüzden yani matematiğin bu şey tamamen kafayı kullandığı için sınırlarını biliyorsun. Ya, matematikçi insan bu yüzden ukala olamaz. Ya ben var ya, sen var ya hiç burayı geçemiyorsun yani yarım kilo. Yarım kilo daha koyacağım, kaldıramıyorum diyorsun. Aynen. Sınırını bileceksin. O yüzden aslında hani şeylerde diyor, ilim ehli böyle şey olur ya, vakı. Hani şey böyle ukala bir tavır içine girmez. Bununla ilgilenen de öyledir. Yani evet, ben haddimi bileyim çünkü biliyorsun ki yapamadığı şeyler var. Kafanın ermediği şeyler var. Mesela buna kafam eriyor. Bazısı ya bu Umut bunu. Bu olmadı diyebilir. Bir ya da başka bir şeye Umut bu olmadı, ben bunu kabul etmiyorum diyebilir. Ben bunu kabul ediyorum. Bir altındakini al, ondan sonrakini de ben kabul etmiyorum. Benim kafam ondan sonrasına gitmiyor. Bu meseleler söylememin asıl sebebi o 7 nefis mertebesindeki matematik meselesi. Şimdi en alt tabakada ticaret, zaten matematik böyle çıkmış. En alt tabakada ticaret işi. Ben sana 3 kilo pirinç ver, al sana 3 lira. 4 kilo pirinç ver, al sana 6 lira. Amaç bu. Sonuçlarla ilgilenmiş. Sonuç. Önce sonuçta en de alt tabakada, o en şey yani, kargalar bile sayıyor. Kargaların bile sayma şeyi var. Hani bunun deneyini yapmışlar. İşte bir karga, ya neyse bir deneyle, uzun bir deneyle kargaların ve hayvanların sayıyı sayabildiğini çözmüşler. 7'ye, 8'e kadar sayan hayvanlar var, 10'a kadar sayan hayvanlar var. Ya da 10 şeyi aklında aynı anda tutabilen hayvanlar var. Deneyleri yapılmış bunun yani. Bunun belli, evet ya bunu bu hayvan da sayıyor yani diyorsun. Şimdi ama toplama işlemleri ya da herhangi bir işlem, iki şey arasındaki uzunluk kısalık ilişkilerini kurmak başka bir tefekkür boyutu. Artık bir sonraki tefekkür boyutu yani bu işlemlerin aralarındaki ilişkiyi çözmek, bu şeyi çözmek, bu alemi çözmek yani. Zaten 7 mertebesinin olmasını geliyor. O matematikteki 7 mertebeyi yazabilir miyiz?
Şöyle yazabiliriz. Bak, birer cümleyle. Birer cümleyle şöyle yazabiliriz. Ben... Şöyle bulduğun mudur yoksa matematikçi... Tam oturtamadım. Ben matematik böyle bir şey yok. Yani bunu bir matematikçi, herhangi bir yerden duyulmuş bir şey değil bu. Şöyle 7 mertebe var. Ben 4'te olduğumu düşünüyorum. 4 ya da 5 şu arasında. Bir de hani burada oturursun da yukarıdaki çok çocukludur. Ses gelir ya kardeşim yapma dersin de üst kattan ses geliyor. Üst katta birileri var ama sadece sesi geliyor. Ben o katta değilim yani. O mertebeden burada bir kat olduğunu biliyorum. Yani benden üstteki katların sesini duyduğum için biliyorum. Çok böyle gidip müşahede edebildim yani oraları. Fikir dünyamda oraları müşahede edemedim. Ama ispattan önce bunların aralarındaki kıyasları yapabilme noktasında ben bu seviyeye kadar matematikte geldim. Ama bundan sonra mesela 7. kat felsefe katı. Burada hiç sayı suyu hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Toplamak, çarpmak, ispatlar, ispatlar hiçbir şey yok. İşte Ali Nesin'in kurduğu köy amaç şu iki kat için yani. Zaten ben ilk Ali Nesin'in matematik köyü projesini duydum. Bunun felsefesini yapacaklar mı dedim yani. İlk duyduğumda, bak da belki 15-20 sene oldu. İlk duyduğumda dedim ya bunun felsefesi olması lazım. Çünkü matematikte bir felsefe, ya bunlar böyle oluyor da bir mantığı olması lazım. Bir neden, yani bu ilişkilerin mantığı nedir demen lazım yani. Bunun, benim üstadım hani kör felsefe demesi, körlükle yani felsefeyi tam itham etmiyor, kör olanından söylüyor. Tamamına söyleme, felsefe düşünce bilimi. Evet. Tefekkür bilimi. Ama körü var onun. Mesela adam geçen gün anlatıyor. Dünyadaki bütün icatlar, hatta bazı senaryolar, yani film senaryoları, şiirler, birden fazla kişi tarafından aynı anda yapılmış. Telefon, matbaa, ampul. Aynı zaman diliminde farklı yerlerde aynı kişi tarafından. Bu kişi aynı diyor ki, kişi. Aynı ki farklı kişi tarafından aynı şey yapılmış. Bu kişi diyor ki anladık. Hiç imani en ufak tek harf söylemedi. 15-20 dakika anlatıyor. Diyor ki icatlar bir bulut gibi atmosferde ampul bulunması lazım. Bulutu geliyor. Yağmur şeklinde yağıyor. Birisine kime denk geldi? Edison. Oysa ki Edison'la birlikte aynı anda aynı patenti başvurmuş başka birisi daha var. Aynı anda. Yıl aynı. Ona da isabet ediyor. Ona da isabet ediyor. Diyor ki icatlar insan bulmuyor aslında. İnsana atmosferden bulduruluyor. Atıyor. Yani Balkanlardan soğuk hava dalgası girdi ya. Balkanlardan uyduruyorum ampul dalgası girdi. Geldi. Burada ampulü bulacak, bu çevrede birisi ampul bulacak. Kesin. Bu şekilde 1546 icat ve orijinal metin bulmuş. 1546 metin birden fazla kişi tarafından aynı anda yazılmış. Allah Allah. İcatlar da bunun içinde. Hatta mesela Pinokyo gibi orijinal bir şeyi düşün. Şimdi Pinokyo diye bir masal var. Bunu bir adam uydurmuş. Yaşlı bir adam. Eşi yok. Bir kukla, tahtadan bir kukla yapıyor, kukla sonra canlanıyor, kukla yalan söylediğinde burnunu uzuyor. Bu orijinal bir metin. Aynı sene bunu Hindistan'da birisi daha yazsa sen ne düşünürsün? Nasıl olur ya? Adam, o da sen de kukla yaptırdın, sen de canlandırdın, seni de yalan söylediğinde burnunu uzuyor. O zaman bunun bir tanesizlik var yani. Edremit dersinde siz dediniz ya hocam. Akıl yönsüzdür. Hani ne verirsen onun gibi. Kazma gibi yani. Altın madenini de aynı kazmayla kazıyor. Kömür madenini de aynı kazmayla kazıyor. Yönü yok. Yönü yok. Kazma bir tane. Kazıyor. Akıl kazıyor. Nereye vurursan orayı kazıyor. Altın madenini vuruyor. Altın madenini kazıyor. Kömür madenini vuruyor. Kömür madenini kazıyor. Yani akıl bir kazma. Nereye vurursan. Bazen biz bu tefekkürleri yaparken bazen fazla vuruyoruz. Faraza yerlere gidiyoruz. Alakasız yerlere gidiyoruz. Fazladan kazıyoruz. Ben en çok yani Edremit'ten ne istifade ettim? Ben onu, bir dakika bu yönsüz. Bu akıl dediğin şey yönsüz. O zaman benim bunu yönlendirmem lazım. Evet. Benim yönlendirmem lazım. Biz onu, akıllı
yön verebilen bir şey gibi düşünürsek, ki biz, ben mesela bu vakte kadar pek biraz öyle düşünüyordum yani. Hani tamam, akıl beni, evet akılla gideceğim. Hayır, akılla gidemez. Evet. Akıl yönsüz o zaman yani. Sizin yön yok. O zaman benim buna bir şeyle desteği yönlemem lazım. Aynı mesela arkadan iten önden çeken gibi. Önden çeken de yönlendirme var. Arkadan iten de yok. Yön önden veriyor. Evet. Yön arkada, motor arkada, yönlenme önde. Akıl da biraz buna benziyor. Sen nereye vur? Matematiğe vur, matematik alıyorsun. Resme vur, resim alıyorsun. Yani o şeyin anlattığı o 1546 kişinin, 1546 olayın aynı anda farklı kişiler tarafından yazılması, adam tutmuş filmi izleyince demiş ki, evet, benim bu şeyimi, bu senaryoyu ben yazdım demiş, mahkemeye vermiş adamı. Bu filmi senaryosunu ben yazdım deyip mahkemeye vermiş adamı. Mahkemede bir çıkıyor ki, bir yıl önce adam tescil ettirmiş. Oğlum, ben seni mahkemeye veriyorum. Sen benim filmimi çalmışsın diyorum, bu metni ben yazdım diyorum. Sen çıkarıyorsun, benim yazdığım tarihten bir yıl önce sen patentini, şeyini almışsın, tescilini almışsın. O da almış, o da almış. Bir yıl önce sen yazmışsın, bir yıl sonra ben yazmışım. Sen 5 yıl sonra sahneye koymuştun onu. Ben de sahneden izleyince diyorum ki bunu ben yazdım. Aynı sene mi yazmıştın? Ben seni suçluyorum, ben seni itham ediyorum. Bu metni ben yazdım, benden çaldın diye ben seni itham ediyorum. Sen bir belge çıkarıyorsun ki ben senden çalmışım. Nasıl olur? Metin bu ya. Bu film ya. Orijinal de bir film. Yani falanca falancaya aşık oldu filan filan, öyle bir şey değil yani. Orijinal bir, Pinokyo gibi orijinal bir metin. Nasıl olur ya? İki, bir metni ikisi aynı, nasıl yazar? Ben eskiden kıyma makinesine benzetiyordum. Yani kıyma makinesine eti koyuyorsun, buradan kıyma çıkıyor. Kıymanın mülkiyeti kimin? Eti koyanın. Kıyma makinesinin değil. Şimdi senin aklın kıyma makinesi gibi. Bir fikir çıktı. Fikrin mülkiyeti kimin? Sen kıyma makinesisin. Etiket koyduysa onu. Şimdi fikrin mülkiyeti yani bana... Şeytanın değil mi o yani? He? Şeytan koyduysa bana mı? Şey, tabii eti kim attıysa onudur. Et. Ama akıl demez ki bu şeytanlıktır, bu rahmanidir. Et benden çık, kıyma benden çıkınca o kıyma benim. Kıyma senin değil mi? He? Mesela kıymaya tavuk eti de at çıkarıyor. Peynir de at çıkarır, havuç da at çıkarır. Rendeye şimdi... Buradan havuç rendele, rende diyebilir mi ki kardeşim, bu rendelenmiş salatanın mülkiyeti benim diyebilir mi? Benden çıktı diyebilir mi? Benden çıktı diye diyebilir mi? Evet, bize bir şey geliyor. Biz onu eğip büküyoruz biraz, bize biraz hazır bir şey geliyor. Bizim kafada onu sağa sola büküyor, öyle bir şey yapıyor, ortaya bir şey çıkarıyor. Çıkarınca bunu ben koyuyorum. Onu sen söylemedin, etin sahibi sen değilsin. O şeyi yazacaktık, 7 mertebeyi. 7 mertebeyi, abi burası, yani bunu biraz matematikle ilgili olduğu için çok neler yazabilirim bilmiyorum. Burası sonuçlarla ilgileniyor. Yani 3 kilo peyniri 3 tane elma ile değiştirdim. Ha, bu sayıyla ilgileniyor. Sonuç. 6 kere 6, 36. Beni ilgilendirmez başkası. Bu formüllerle ilgileniyor. Formül. Ha, bu formüllerle ilgileniyor. Bu üstündeki formüllerin ilişkileriyle. Yani mesela aynı yere, aynı formüle ya da ne bileyim bunu sağlamasıyla diyeyim daha doğrusu. Bunun sağlamasıyla ilgileniyor. Demek daha doğru. Bunun sağlaması yani aynı sonuca ulaşan başka yerlerde var mı? Yani evet, oluyor mu gibisinden. Bunun sağlaması diyelim. Sağlama diyeyim. Burası da ispat tarafı. Matematiğin çok zor bir katı bu. Ben çok buraya çok özeniyordum. İspat edilmesi meselesi. Ya al. Mesela üçgenin iç açıları 180. İspat et. Mesela pi sayısı 3,14. Ne bileyim 3,14. Belki 5,26. İspat et. İspatı var. Ha evet, yani hatta şey nasıl derler? Ben ilk duydum, eyvah dedim ya, bunu nasıl düşünmedim ben ya bunu? Çok basitmiş dedim. İlk çok basit geldi bana. Hangisi abi? O şey pi sayısıyla ilgili bir ispat var, hani yapmam belki biraz zaman alır da ben ilk gördüm. Ben bunu nasıl düşünmedim dedim ya. Evet, doğru söylüyor. Pi sayısı bu. Doğru yani. Bu kısım ispatlar kısmı. İspatlar. Ha, bu kısımla artık şeyde bu ispatları matematiği doğaya uygulayabilen. Dördün doğada onu gören. Dördüncü kat mı? Dört değil, beşinci kat. Bunu artık yani baktığı yerde görüyor. Bakıyor.
onun görevi. Evet, onu yani o ilişkiyi kurabiliyor, doğada kurabiliyor. Yani matematiği doğada görüyor. Doğada görüyor. Yani her yerde görüyor daha doğrusu. Konuşmada görüyor, ya bu bir matematik, o bir matematik, şu bir matematik. Bu kat onu görüyor. Bundan sonrasını ben vakıf değilim ama daha çok bunların sayıyla bağlantısı kopuyor artık. Felsefe tarafına gidiyor. Yani bu işin 6 ve 7 felsefe tarafı. 6 ve 7 bunun felsefe tarafı. 7'yi de yani mesela adam şeyi söyledim. Yarım ay görüyor. Milattan önce ayı yarım görüyor. Tepeye bakıyor, yarım ay görüyor. Yarıda. O zaman diyor güneş bunun tam karşısında. Buradan vuruyor, tam oradan vuruyor. Doğru mu? Hı hı. Ay yarım olduğuna göre. Tabii tabii. Güneş onun tam karşısında. Ben de bunu yarıdan gördüğüne göre ben de bunun tam karşısındayım. O zaman bizim aramızda dik üçgen var diyor. Burası dik üçgen diyor. Burada yarım ay var, burada güneş var, burada ben varım. Peki. Buradan sonuca gitmeye çalışıyor. Buradan hatta dünyanın çevresini hesaplamış, dünya ile güneş arasındaki mesafeyi hesaplamış. Sadece yarım aya bakarak. Şu yarım aya bakmış. Sadece yarım aya bakarak. Milattan önce. Peki, şimdi en zor bir basamakla, en kolay bir basamağın, mesela zor, şu hesaplamayı... Zor kolaylık değil de, bu burayla ilgileniyor, bu burayla ilgileniyor. Bunun için sonuç bu, bunun için sonuç bu, bunun için sonuç bu, bunun için sonuç bu. Ya bu adam sonucun 3'üyle, 5'üyle, 9'üyle ilgilenmiyor. Peki, şöyle bir şey. Şimdi matematikte çok zor bir işlem var. O çok zor bir işlemi adam... Milattan önce yapmış ya, o kadar basit yapmış, bir çubukla yapmış veya iki çubukla, bu nasıl oluyor, bunu hangi katmanda izah edebiliriz? Şimdi o, mesela bazı şeyler var, adamın nerede, nasıl bir görüyle yaptığı bilmiyorum, bu biliniyor mesela. Adamın yarım aya bak, yazmış çünkü. Ha, yarım aya bakmış. Ben yarım aya baktım, demiş mesela, bir yere not almış bunu. Oradan o dik üçgeni kurmuş, bu mesafeden dünya ile ay arasındaki mesafeyi çözmüş, bu bunun 7 katıdır o zaman demiş. Onun ayın gölgesiyle falan hesaplamış bulmuş. Hatta bir çubukla kendi eski asalar var ya, hani Mısır zamanında çok varmış. Asasıyla bir asayla dünyanın çevresini ölçmüş. Tam Mısır zamanı bu adam. Allah. Ve ben ne metodunu gördüm. Çok mantıklı. Ben de yaparım yani. Ben şu an başka bir gezegene gitsem, misal sallıyorum. Orada evet bunu koyarım. Bunun büyüklüğünü aşağı yukarı bir çubukla bilirim. Aşağı yukarı. Çünkü yöntem basit matematik ilkelerini kullanmış yani. Öyle çok aşırı kopuk şeyler değil. Ama işin daha ilginci, şimdi mesela bizim araba kaç kilometrede senin? Şu an kaç kilometrede? 100 bin. 100 binde. Şimdi 100 binde demek lastiğin çevresini bir metre düşün, çevreyi bir metre düşün, 100 milyon tur atmış. Doğru mu? 100 milyon tur atmış lastiği. Ön lastik 100 milyon tur atmış bugüne kadar. Ön lastik 1 milimetre, bak 1 milimetre daha büyük olsa, yani sen lastikleri biraz fazla şişirsen, bunu pek kimse bilmez mesela. Hı. Lastiği biraz fazla şişirdin, çap biraz büyüdü. 100 milyon turda rakam değişir. Yani aslında 100 bin kilometre gitmemiştir de, kesin 100 bin gitmemiştir. O senkronizasyon farklı çünkü çapı farklı. Sonuçta oradan hesaplıyor. Bunun turundan hesaplıyor. Şimdi ben bununla ölçeceğim evdeki çubuk 1 metre. Bu adam demiş ki bu çubuktan dünyanın çevresinde 40 bin tane var. Bu çubuktan dünyanın çevresinde 40 bin tane var. Bunu da o hesapla söylemiş. Ama buradan ben 1 milimetre kaçırsam 40 bin de bu ne eder? Çok ciddi bir fark eder. Çok ciddi bir fark eder. Adam o farkın altında, hani bir santim kaçırmanın altında değere yaklaşmış. 40 bin kilometrelik mesafede değere yaklaşmış. Bunu nasıl yaptığını bilinmiyor. Yani sen dedin ya Murat abi, nasıl yapmış dedin yani ya. Yani şimdiki hesapla gerçeğin aynı, gerçeğe yakın hesabı yapmış yani. Bir çubukla. Neyi hesap etmiş? Dünyanın çevresini. Dünyanın çevresini hesap etmiş. Yapmış ha. Bir çubukla, bir asayla. Ve yani 200-300 kilometre falan bir hata payı var. Koca dünya çevresini çubukla milattan önce hesaplıyorsun, 200-300 kilometre hata payı. Allah Allah. Ya bunu bugün sana çubuk versen, çubukla yapmayı denesen, tek tek çubuğu götürürsen, bir metrelik çubuğu 40 bin sefer döndürün de sen bugün denk getiremezsin. Peki bu işlemin bir adı var mı matematikte mesela? Karmaşık sayılar var şöyle yani, zorun içinde
kolaylık veya kolayın içinde zorluk, öyle bir şey deneyim mi yani? Şimdi açıkçası ben buna 0.5 dedim ya, bu aslında 0.5 değil. O senin söylediğini, bu 0.5 artı 0. Sıfıra giden bir sayı var. Bu biraz bu limit, limitli, yani limit diye gösteriliyor matematikte. 0.5'e çok yakın bir sayı. O kadar yakın ki artık 0.5. Bu işin sonucu. Şimdi bütün sayıların, aslında bu senin söylediğin bütün sayıların, mesela bir aslında 1'e eklenen bir tane, bu tam kişinin adı aklıma gelmedi ama biri net bir şey değil de biraz böyle biraz daha geniş, biraz daha yakınlığı olan bir sayı olduğunu söyleyen bir grup daha var. Diyor ki hani her sayıya biraz daha flow bir şekilde giriliyor. Biraz katmanlı bir şekilde giriliyor. Yani bunu anlatması biraz sıkıntılı bu sayı cinsinden. Ama uzunluk, mesafe cinsinden daha şey, yani bir metre olarak düşünürsen, bir metre, bu masa nerede başlıyor? Mesela aşağı yukarı söyleyeyim. Bu masa nerede başlıyor? Burada. Ama tam olarak nerede? Biraz yaklaşalım. Tam nerede? Yaklaş, biraz daha yaklaş, biraz daha yaklaş. Nerede tam yaklaşıyorsun? Masaya en son nerede ulaşıyorsun? İlk nerede ulaşıyorsun? Buradan ulaştım. Ne zaman dokunacağım masaya? Tabelaya. Bu tahta tam olarak neresi? Tam bir yer söyleyemezsin. Mikroskopla ne kadar yaklaşırsan yaklaş. En son, sonuçta bir ben bu tabloyu, hani atom seviyesinde ben buraya değemiyorum normalde. Ben şu anda buna değmiyorum aslında. Benim bunu, yani arada boşluk var sonuçta. Yani misal su bile koysam bu aralar taşıp geçer. Demek ki arada boşluk var ya. Yapıştırsam olmuyor mu? Yapıştırsan ne olmuyor? Senin onun, senin elindeki atomun ona değme imkanı yok. Mümkün değil. Arada boşluk kalacak. Öyle mi? Yeti, tabii. O zaman sert olan nedir orada? Benim orada da orada sert olan, onun seni itmesi. Hani Etki tepki, manyetik alan gibi. Yani mıknatısı yaklaştırınca öteki ittiriyor, gidiyor ya. Ve ev tutmadığını varsa, çok yaklaştırırsan bir yerden sonra tutamadığını düşün. Yani iki mıknatısı birbirine yaklaştırdığında bir yerden tutamadığını düşün. Bu her şey onun gibi aslında. Yani olur, ben buraya yaklaştığımda tam olarak değmem, maddeten buna değme şansım yok benim. Benim derken benim vücudumun maddeten buna ya da herhangi bir şeyin bir yeri bu kitaba değme şansı yok. Çünkü yani arada boşluk var. Bana sert gelen demek ki onun itmesi midir? Onun itmesidir. Şu kara tahtanın itmesi midir? İtmesidir. Ya o başka bir şey değil. Aynısının matematikte de olduğunu söylüyor. Bu durumu matematikte de, yani bu çubuk tam olarak nerede başladı? Nerede? Onu tam net söyleyemiyorsun yani. Şu anlattığı 7 mertebe var ya, 7.si yani daha farklı bir şeydi yani. Diğerden sayılarla alakası yok. Sayılarla hiçbir alakası yok. Formüllerle de alakası yok. Mesela bizim Hakkati İslamiyet 7 ya abi. Mesela 6'sı, 6 iman esası, biri esas-ı ubudiyet, 5 oluyor. Yani ilk 6'sıyla 7.si aynı değil yani. Evet. Yani 7.si yani İslamiyet bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Yani orada mesela adam diyor ki, ben çok 20-25 senelik matematikçi adam uğraşmış bununla. Asal sayı denilen bir sayıyla uğraşmış. Adam, ben ağzından kendim duydum yani. Diyor ki, Allah'a inanmıyorum. Ama ben ölmeden birisi bunu çözsün diyor. Ne diyor? Tek bir tane dua hakkım olsa şunu söylerdim. Ben ölmeden birisi bunu çözsün. Neyi çözsün? Bir o konuyu, yani matematikle ilgili basit bir konu var. Basit demeyeyim de söylemesi basit. Bir konu var. Adam diyor ki, bak duaya bak. Hani şimdi dua istediğin var. Hani dua et Allah'ım, bunu ben çözeyim de. Adamın o kadar umudu kalmamış ki. Bir tane dua hakkım olsa ben ölmeden birisi bunu çözsün diyor. Ben artık çözemeyeceğim diyor yani. Allah. Duasında bile onu çözme ihtimalini kaldırmış yani. Adam zaten Allah'a inancı yok da. O kadar uğraşmış. Şimdi asal sayı denilen bir sayı var. Kendisi dışında böleni olmayan sayılar asal sayı deniyor. Mesela kendi dışında böleni olmayan sayılar asal sayı deniyor. Kredi kartı numaraları asal sayı. Asal sayıdan türeyen sayılar. O yüzden kredi kartı numaraları bölünemiyor. Yani bulunamıyor. Bulunamamasının sebebi bu. Mesela senin elindeki numarayı bir arttır, o bir kredi kartı numarası değil. Kredi kartı numarası yaz 16 haneli. Bir artı bir ekle, herhangi birine mesela 3'e 1 ekle, 4 olsun. Oradaki 3'ün 1'ine 4 olsun.
O başka birinin numarası değil. Hani o, aa tamam bu benim numaram, bir ekledim o da bunun numarası olsun. Hayır, o onun değil. Öyle değil mi? Değil. TC kimlikte de ona benzer bir numara. Sen TC kimliğini yaz. He. 7, senin içindeki 7'yi 8 yap, o başkasının TC'si değil. Değil mi? Değil. Yani sırayla 1, 2, 3, 4 diye dağıtılmış bir şey değil. Sistem böyle değil. Ama mesela 7 asal sayı. 7'yi bölen bir sayı yok. 9 asal sayı değil, 3 bölüyor. Peki... Bunlar mesela milyonlara gittin mi, örnek veriyorum 1.836.313. Bölen hiçbir sayı yok. 1, 3, 4, 5, 6, 7, hiçbirisi bölmüyor onu. 1 milyon küsürde bir sayı var, hiçbiri bölmüyor. Adam bunları tek tek tahtaya yazıyor. Bir bakıyor ki bir alanda asal, bütün sayılar asal. 1 milyon, yani hiçbiri bölünmüyor. Ya Allah Allah! Yani bunların hepsine bir sayı diyelim, uyduruyorum böyle, sayı diyelim. Şuradakileri 1, 2, 3, 4, 5 diye yazdık sayı, şuradakileri hiç kimse bölmüyor. O öyle bir hale gelmiş ki bu böyle çiçek tohumu gibi olmuş, çiçek görüntüsü gibi görüntüler elde ediyor. Bütün sayıları sadece yazıyor, içine asal sayıları işaretliyor. Bunların kümelendiği yerler oluyor. Bazı yerlerde kümeleniyor asal sayılar. Allah Allah bu... Mesela 100 ile 200 arasında uyduruyorum. 100 ile 200 arasında 11 tane asal sayı var. 200 ile 300 arasında bir tane var. Niye? Bunda niye fazla, bunda niye az? Bu rastlantısallık nasıl geliyor? Buna bile rastlantı demiyorlar gerçi. Ama rastlantısal olarak devam ediyor. Adam bunun meseleyi çözmeye çalışıyor. 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl. Buna veriyor. Buna veriyor. Bütün ya, tonlarca şey anlatıyor. Çiziyor, çıkarıyor, çarpıyor, bölüyor. Ama idrak edemiyor. Ya bu ya 7 evet tamam asal, 9 değil. 5 asal bilmem. 105 değil. Niye, ne oluyor? Yani kısaca matematik bu 7 mertebede o ki şekliyle matematik kainatı, varlıkları görsel olarak birbiriyle karşılaştıran ve bunlardan bir sonuç elde eden, bizim uydurduğumuz bir şey değil. Bakıyoruz ki hepsinin içinde, bunların hepsinin içinde bu yazılımsal olarak bu var. Konuşmada var. Çünkü bunu şeye bağlayacaktık, o hani layıkalara bağlayacaktık. Layıkalara mı? Evet, mesela x eşittir 3, 3. Hani birinde sonuç belli, birinde şey belli diyorduk ki şuna. Birinde işlem belli, birinde sonuç belli. Ona layıkalara nasıl münasebet kurmuştuk? Onu nasıl kurduğumuzu çıkaramadım şimdi ya. Yani bir mektupta mesela işlemi söylüyor. Bir mektupta işlemi söylemiyor, neticeyi söylüyor. Yeah. Evet. Evet ama onu şimdi hatırladım. Sen hatırladın, sen anlat. Abi şöyle yani mesela burada şimdi bir işlem yapıyor ya. 10. Ondan sonra x eşittir 12. O zaman x kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Değil mi? Burada bilinmeyen ne? X yani. Değil mi? Şimdi başka tarafta da x diyorsun. 6 eşittir işte 9. O zaman baş taraftaki ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Yani bazı mektuplarda bilinmeyen şeylerin birini söylüyor. Bazen mesela ayette cenneti söylüyor. Bazen işte layıklardan örnek verdiği zaman işte sebat ve sadakat yaparsanız neticesi bu olur diyor. Bazen mesela birinci şuada bunun neticesi bu. Böyle yaparsan böyle olur diye. Böyle onu bir işlem yapmıştık da daha önce. Evet, daha önce yapmıştık. Ben hatırladım. Mesela şöyle diyeyim mi? Layıkalarda yapmalar var. Evet. Bu sonuçtur. Ama bir fikir şey yapıyor, takip ettiriyor. Yani bir kumaş dokuyor mekikle. Evet. O sonuca değil. Formüldür o. Senin matematiğini uyduruyor. Hani bir matematik mertebesi var ki sonuçla meşgul. Bir mertebesi var ki formülle meşgul. Bir mertebesi var ki formüllerin ilişkisini çözüyor.
Bir mertebesi var ki kanıtlarını yapıyor. Bir mertebesi var ki kainattaki karşılıklarını arıyor. Bir mertebesi var ki insandadır. Sonra insandadır. Bir mertebesi var ki matematiği Allah'a bir şey yapıyor. Matematik artık düşünce haline geçiyor. Evet. Allah'a düşünsel olarak. Düşünsel olarak matematik gözüyle Allah'a bakıyor. Yani insana baktı, kainata baktı vesaire. Şimdi laikalarda bir matematik gibi bir şey var ki sonuçtur. Ya artık bunun formülü nereden geldi, niye geldi, nereden kanıtı yok. İspat aranmıyor. Çünkü bu budur. Yap, yapma. Kur'an'da da var. Haramdır diyor. Helaldir diyor. Tamam mı? Bu sonuçtur. Bazılarına da diyor ki mesela haram demiyor. Mesela zina yapma demiyor. Zinaya yaklaşma diyor. Bu da formül. Evet. Ama bazı şeyde, başka yerde şunu yapma demiş. Adam günah işlemiş. Yani burada X de belli, Y de belli. Bitti. Eşittir. Ne yapması lazım? Tövbe etmesi lazım. Evet. Yani bazen Y belli, X belli değil. Bazen Y de belli, X de belli. Ne yapacak? Yani sonuç ne olacak yani? Yani mesela hüküm söylüyor. Risale-i Nur okuyan diyor, kalben ruhen rahatlar diyor. Evet. Tamam mı? Sonuç bu. Bazı yerde diyor ki Risale-i Nur okursanız aklınız, kalbiniz mutmain olur diyor. Yani sonucu gitmiyor. Bazı bir yerde diyor ki bu diyor niçin diyor? Çünkü diyor bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı tabi edersen aklına hakim olursun. Bu da mutlu olmasını, Kur'an'ı okuyunca niye mutlu olur? Kanıtına gidiyor. İspatına gidiyor. Niçin insan mutlu olur? Çünkü bu akıllı, ben bu akla yönetemem. Bu aklı yapana gibi matematik uygularsan böyle, hakikaten matematik yani. Kendim... Yani bunda o senin söylediğin yerde taksici örneğin var. Hani ne kaderi diyor? Taksiciyle şey yapıyor. Taksiye bindin, dedin ki beni hastaneye götür. Evet. Adam seni hastaneye götürmedi de, örnek veriyorum, postaneye götürdü. Hı. Adama dersin kardeşim ben seni hastaneye götürdüm, sen beni postaneye götürdün. Olmaz, ben bunu kabul etmiyorum, beni hastaneye götür. Ama taksiye bindin. Dedin ki, iki yerden sağa dön. Kırmızı arabayı takip et. Kenara yanaş, soldan gir, oraya gir, buraya gel, postaneye gel. Adama diyebilir misin abi ben hastaneye gelmedim? Diyemezsin. Çünkü sen tarif ettin. Sen dedin ki dön diye, ben de döndüm. Evet. Gideceğin yolu sen söyledin. Geldiğin yerden sen sorumlusun. Evet. Şimdi işlem ve sonuç olarak sonuç odaklı mı düşünüyorsun? Mezine, hani tam benzetmek şey olmasın da ben cennete gitmek istiyorum. O zaman yapacağın işlem belli. İşleme karışamaz. Onu değiştiremez. İşlemi değiştiremez. İşlem bu. Ha yok, işlemi ben yapacağım. Ben 5 ile 4'ü çarpacağım. Ama 30 olsun istiyorum. Öyle bir şey olmaz abi. İşlemi sen yaparsan sonucuna katlanırsın. Sonucu istiyorsan işleme katlanmak zorundasın. 20 işlemini istiyorsan o zaman 5 ile 4'ü çarpacaksın abi. Başka çaren yok. Elinde 5 var, 20 istiyorsun. 4 ile çarpacaksın o zaman. Başka bunun şeyi yok. Sen o yüzden mesela şimdi cennetin de sonucu. Cennetin de çeşitliliği de bir nevi anlaşılıyor abi. Ne demek? Mesela sen hani cennet sonuç odaklıydı. Cenneti istiyorsan işlemi yapacaksın ya. Hı-hı. Ben o cenneti de şu cenneti istiyorum. Yani 5 ile 4'ü çarpmak istiyorum. Yani o zaman mesela ben Firdevs istiyorum. O zaman Firdevs'in iktiza ettiği işlemi yapmak gerekeceksin. Ya sonuca katlanacaksın ya işleme katlanacaksın. 3 ile 2'yi çarptı. Bu adın cenneti yani. Ama ben Firdevs'i istiyorum. O zaman başka bir işlem yapman gerekiyor senin yani. İşlemin bir kısmı sende. Evet. Mesela 3 sende. Kaça ulaşacaksın? 30'a. O zaman 10'la çarpacaksın o zaman. Başka şansın yok. Başka şansın yok. Eğer 3 var elinde. Sonuç 10. Efendim 30 sen... Sen 30 istiyorsan 10'la çarpacaksın. Başka şeyin yok. Başka şansın yok. Sen bu sefer işleme kanaat etmek zorundasın. Yani şimdi ben... Şu çölde doğdum. Tamam, elindeki durum bu. Sonuç nereye ulaşacak? O zaman yapman gereken şey bu. Şey dedim işte fizikçi böyle sizin senin gibi matematikçiyle konuştum gibi fizikçiyle de konuştum. Ya fizikçi yani bu adam bayağı da şey. Dedim ki Big Bang'te
kütle nedir? Sonsuz kütledir diyor. Big Bang. Tamam mı? Soru. Hacim ne kadardır? Sıfır. Sıfır. Zaman ne kadardır? Sıfır. Zaman. Tamam. Şimdi bu geniş diyor. Dedim ki, yaşlıydı. Abi dedim, şu havada sesim yayılıyor mu? Yayılıyor. Nerede yayılıyor? Peki bu Big Bang nerede yayılıyor? İşte o şey bilinmiyor yani o... Onu dedi ki, kendisinde değil. Bu ön olarak, önerme olarak kabul edeceksin. Evet. Evrende yayılıyor. Peki, nerede yayılıyorsa orası zaten hacim. O zaman niye sıfır hacim dedi. Dedi ki o zaman, hani var ya diyor biz bir soruları çözerken sıfır siz dedi yazılı kağıdınızla şunu veriyorduk. Sıfır santigrat derecede 76 milimetre cevap basıncı altında. Bilmem şu. Bunların ön önermeleri bazı çözmek istiyorsan katlanacaksın bunu. Bir de şu var, burada bir mantık hatası da bu aslında. Mesela patlama diyor. Patlama fiziksel bir etki. Bir şeyin patlaması için fizik olması lazım. Harika. Bak bu da ilk defa duyuyorum. Yani, niye patlasın? Niye patlasın? Tamam, küçüldü. Ben bunu sıktım, çok sıktım. Tamam, fiziksel bir etki bu. Hı-hı. Bu işte sonsuz kütle burada sıkıştı. Bu sıkışmak ne? Fiziksel etki. Tabii ne demek o sıkışmak? Yani öyle bir şey yok. Yani o zaman niye sıkışayım ki ben? Teoride yani o Big Bang'te sıkıntı çünkü... Çok sıkıntı var. Çok yani. Büyük bir sıkıntı var. Patlamanın yani, kimyasal, fiziksel, matematik bir sürü şeyin olması gerekiyor. Bir sürü şeyler bak, yok. Şunda, ben bu konuyu, bunu araştırdığım için söylüyorum. He, söyle. Bu şeye ulaşamadım ama. Sonuca tam net ulaşamadım. Mesela şeyler der ki, ben gözümü kapatsam, şimdi gözümü kapatsam, yürümeye başlasam, istediğim yere gidiyorum. İstediğim gibi yürüyebiliyorum. Sizin doğduğunuz evi bulabilir miyim? Doğduğunuz evi. Gözüm kapalı. Yürüyeceğim istediğim gibi. Yürüme hakkım sonsuz. Sizin doğduğunuz evi bulabilir miyim? Mesela sallıyorum, Barack Obama'nın doğduğu evi bulabilir miyim? Yürüyerek. Matematik diyor ki bulursun. Matematiğe göre bulursun. Çünkü sonsuz yürüyeceğine göre her yerden ulaşmam lazım. Ben bu rastgele buraya sonsuza kadar nokta vursam burada boş yer kalmaz. Çünkü sonsuza kadar. Dolayısıyla ben gözümü kapatıp sonsuza kadar yürüyeceksem yani mekan sonluysa, yürüme hakkım sonsuzsa mutlaka bir ben orayı bulurum. En büyük dayanak bu. Diyor ki sonsuz şekilde denendiğinde orası kesin bulunur. Bulunmayacak bir şey yok. Burada atlanan bir yer var. Ben sizin evinizi bulurum da evinizde durur muyum? Evinizi bulup devam mı etmiyorum? Neden evinizde kalıyorum? Yürüdüm sizin evinizde durdum. Niye durayım? Yürüyordum ben. Bunların yani bir temel hata bu. Bir şey oldu. Ben bunu daha önce de konuştuk. Bir şey oldu. Sonra bu oldu. Tamam orada neden kaldı? Yani Big Bang'in orada ne oldu da ki o... Sonra 5-6 kademe daha var. 6 olay daha var. Yani ne oldu da bir nokta oldu? Nereden oldu? Mesela şimdi ben karbon atomu olacağım. Big Bang oldu. Ben birazdan karbon atomu olacağım. Big Bang'den sonra. Birazdan karbon atomu olacağım ben. Ama henüz olmadım. Daha karbon olma şeyim, adayım yani. İstikbal, müstakbel. Ben şey, karbon atomu olmak üzere. Tamam çok güzel. Ben bir şeyler yaparsam karbon atomu olacağım. Şu an rastgele şeyler yapıyor. O ona çarpıyor, buna çarpıyor. Karbon atomu oluyor. Karbon atomunda kalıyor. O başka olmaya niye devam etmiyor? Niye orada? Yani orada durduran bir şey ne? O evet. Beni o sistemde oraya kadar rastgele gidiyorum. Orada çakılıyorum. Tamam ben burada niye durdum? Devam etseydim. Yani bu şey anlamında doğru değil. Yani karbon atomunun özelinde doğru değil. Ama tevekkül anlamında. Mesela şeyin, Darwin'in şey yaptığı indirgenemez karmaşıklık diye bir mesele var. İndirgenemez karmaşıklık. İndirgenemez karmaşıklık. Bazı meseleler o kadar karmaşık ki o karmaşıklığı indirgeyemiyorsun aşağıya. Yani evet. Darwinizm başka bir şey. Ateizm değil yani. O adam zaten kendisi inkar etmemiş ki. Adam yöntemini söylüyor. Bu şekilde gitmiş demiş. Yani dememiş ki bu olmuş da... Kendi kendine oldu demiş. Kendi kendine oldu demiş yani. İçin dememiş. Ona öyle bir şey söylememiş adam. Zaten kendisi için. Sonradan gelenler... Artı demiş ki indirgenemez. Ne demiş? Karmaşıklık durumu var yani. Yani sonradan gelenler inkarcılığa... Malzeme yapmış. Malzeme yapmış. Şimdi
kabaca benim eğer bir gözüm olsaydı ben derinliği göremezdim. Ben bir gözle bakarak derinliği göremezsiniz. 3D gözlük de taksanız bir gözü kapattınız mı 3D gider. Tek gözle insan derinlik göremez. Şeyden yani silahla atış yaptığında bir gözün kapanmasının sebebi o. İki göz farklı gördüğü için bire düşürürsün. Resim gibi görürsün. İki göz yani derinliğin buradan şurası 3 metre diye bilmem için iki göze ihtiyacın var. Hatta askerde mesafede amir usullerinde bir bu gözle bakılır, bir bu gözle bakılır. Aradaki farktan mesafe ölçülür. Bu ikisinin iki gözün arasındaki farktan mesafe ölçülür. Ben bir gözüm oluşacak, bitecek bir göz. Yani bittikten sonra bir bakacağım ben bir gözüm var ya bu ortada burada bir göz çıktı. Ben derinliği göremiyorum, bana bir göz daha lazım. O zaman bu göz sonradan oluşması lazım. Peki o sonradan oluşurken ötekisi niye durdu? Yani şimdi bunu bir biyoloğa söylesen güler. Yani o şey tarafından bak, şimdi biyolojik tarafından bakacak. Ya öyle şey olur mu falan der de. Teorik olarak baktığında, bakıldığında buna indirgenemez karmaşık demiş. Öyle mi demiş? İndirgenemez. Bazı şeyler var, başından itibaren o koşulun oluşması lazım. Yani şeyde bu 6 kere olmuş. Big Bang'den sonra 6 kere olmuş. 6 fasıla mı deniyor? 6 fasılada işlem gerçekleşmiş. Ve işlem başladığında tam o fasılada bitecekmiş gibi olmuş. Benim araştırdığım nokta şu. Mesela şu an evren 13.7 milyar yaşında. 13.8 milyar yaşında. Yani Big Bang'den bugüne kadar 13.8 milyar yıl geçmiş. Eğer bunlar haklıysa, yani rastlantısallık varsa, bunu şöyle hani buradan parantez açıyorum sizin evi bulma meselesine. Ben gözümü kapatarak sizin evinizi bulabilir miyim? Bulurum. Peki buradan sizin doğduğunuz evin en kısa yolu bulur muyum? En kısa yolu. Öyle bir yürüyeceğim ki buradan sizin doğduğunuz eve kadar en kısa yoldan gideceğim. Daha kısası olmayacak. Buna şöyle diyor. Mesela sen bu noktadan çıktın, bu noktaya vardın. Böyle rastgele yürüyerek bu noktaya varabilir misin? Matematik diyor ki varabilirsin. Ama ben bu noktadan çıktım. Bu noktaya en kısa yoldan gittim. Buna doğru deniyor. İki nokta arasındaki en kısa yola doğru denir. Ben bu noktadan çıktım ve en kısa şekilde buraya ulaştım. Bu olabilir mi? Bunun şeyi bir işte. Yani o ihtimallerden bir, sonsuzda bir ihtimal bu. Rastlantısal olarak ben buradan dümdüz çıkarak sizin evinize gidebilir miyim rastlantısal olarak? Bu akla muhal işte. Bu muhal. Gidebilirim, matematik olarak mümkün ama direkt gidemem. Bu muhal. Matematiksel de muhal. Matematiksel olarak da muhal. Onun zaten şeyi var, onun ayrıca da kanıtı var. Şimdi, bugün Big Bang'den bugün 13.8 milyar yıl geçti mi? Geçti. Rastlantısal mı oldu? Rastlantısal oldu. Yani Big Bang oldu, sonra rastlantısal olaylar oldu, buraya geldik. Bu ara rastlantısal oldu. O zaman bu yolun uzun olması lazım. Yani şunu demesi lazım bilimin. Şu anki bütün tabiat, bütün her şey aslında 300 milyon yılda olurdu. Rastlantısal olduğu için farklı yollara sapıldı. 13.8 geciktik. Bununla ilgili bir kanıt yok. Yok. Geciktiğine dair bir kanıt yok. Hatta ben birkaç yerde en kısa şekilde burada olduğumuzun da kanıtı var yani. Bunu söyleyenler de var. Ben buluyorum bunu. Şimdi, yani patlama olduktan sonraki en kısa yokmuş. Bu bugün, bu da patlamanın olduğu gün. Aradaki en kısa şekilde olmuş. Yani hiç gecikme yok. Hiç gecikme yok. O zaman rastlantısal nasıl? Böyle olsaydı rastlantısal olurdu, tamam. Ama en kısa yoldan olduysa, buna rastlantısal, bu muhal artık. Bu muhal. Şimdi, sıfırdan sonra bir de sen kıl abi. 0,1 dedim. Beklersen bekle biraz. Sen kıl ne yapar sen? 0,1 dedim, bir basamak gittim. Bir basamak kenar, yani
Mesela bu 1 metre değil 10 santim olsun. 10 santim oldu artık. Ben mesela 1.73'üm. Benim boyum 1.73. Detaylandırayım. 1.73. Detaylandırıp 1.736 milimetresine de indim. Milimetrenin altına indim. Daha detaylandırayım 1. Benim boyum 1.7361. Daha da detaylandırdım. Daha detaylandır, daha detaylandır. Ne kadar detaylandırabilirsin? Benim boyumu. 20. basamakta atoma geliyorsun. 20 küsürüncü basamakta atoma geliyorsun. Atoma geliyorsun. 20 küsürüncü basamakta, 25-26'da falan atoma geliyorsun. Metre cinsinden. 41 ya da 42 son. En fazla 42 basamak gidebilir. 42'den sonra gidemem, artık yok. Plak sabiti deniyor. Plak diyor ki ondan sonra sayı yok zaten. 0-0-0-0-0 devamı yok. Yani koca kainatın detaylılığı metre cinsinden 42 basamak var. 42 basamak. Ondan sonra matematik yok mu? Sonra evren yok. Matematik var, evren yok. Evren yok. Yani iki plak alanı deniyor buna. Plak alanı. Alanı. Bu alan da bu atomdan çok küçük bir yer. Çok çok küçük bir yer burası. Burada bir madde mi var? Burayı mikroskopla falan gören olmadı. Bu teorik bir şey. Teorik. Ama kanıtlanmış bir şey. Yani bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Planck denilen, bunu Planck diye bir adam şey yapmış, kanıtlamış. Sıfırdan sonra 42 metre cinsinden, sıfırdan sonra 42. basamakta bu Planck alanına geliniyor. Bunu gözleyen kimse yok. Bu gözlemsel bir şey değil. Yani 40 tane mi sayı koyabilirsin? 40 tane detaylandırabilirsin. Yani sıfırdan sonra. Sıfırdan sonra. 20'den sonra birbirinden sonra. Birbirinden sonra. Yoksa aslında normal sayı yazarsın. Yazarsın. Ama benim kainatta bir şeyi ölçüyorsan, benim boyumu ölçeceksen 1.73. 6, 1, 25, 26'larda atom başlıyor. Ondan sonra işte 30-32'lerde örnek veriyorum, elektronlar başlıyor. 35-36-40'larda bitiyor. Yani bitiyor. Bilen kalanı bitiyor. Bitiyor. Yani ondan sonra daha da detayı yok. Ona göre iki şey, yani bu bir plank, bu plank olsa bu arası boş. Arada bir şey, ara yok yani. Ara boş da değil, ara yok yani. Daha da çekme şansın yok. Bu bir balonun üzerine gülen yüz yazmak, yapmak gibi bir şey. Şişirdin, 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 şişirdin. Gitmiyor artık, şişmiyor yani. Patlar ondan sonra. Buranın mekanizmasının, yani altyapı, evrenin altyapısı onun söylediğine göre 42 basamağa kadar derinlik var. Daha fazla derin değil. Derin değil. Daha derin değil. Yani hassasiyet 42'de bitiyor. 42 mi ya da 44 mi? Neyse yani tam rakam hatırlamıyorum. O civarlarda. 50 değil yani. O yüzden matematik 50'den sonraki, virgülden sonra 50 basamak gittikten sonraki sayıları sıfır sayıyor. Hiçbir hesaba katmazlar. Yani şey fırlatırken bile, uydu fırlatılırken bile öyle 20'den 30'dan sonraki basamaklar sayılmaz bile yani. Çünkü tesiri yok yani. Benim boyumu 1.73, 61, nereye kadar tesiri yok ki? Evet. Evet, birisinin belki 65'tir, olsa ben senden daha uzunum diyemiyor ki artık, onun ölçecek bir mesafı bir şey kalmadı. Yani elince şeyine kadar yapabiliyor değil mi? 50'ye kadar, bu kainatta bir karşılığı var. Karşılığı var. Ondan sonra 50'den sonra yok. O zaman kainat bitiyor. O yani madde olarak, mekan olarak, zaman olarak bitiyor. Zaman olarak da bitiyor. Zaman da bitiyor. He, Planck sabiti zamanda da geçerli. Ondan başka zaman da yok. Saniye cinsinden gene 40 basamak gidebiliyorsun. Ondan sonra, 60 basamak gidemiyorsun mesela. O zaman sonra zaman yok. Sonra zaman yok. Peki. Yani o iki olgunun arasında başka bir oluşan bir şey yok. Planck'ın dediği mesele bu. Kanıtladı. Demek bu böyle normal bir kürsüde konuşup oturdu değil mi? Sayfalarca kanıtlamış adam. Mesela Üstad Hazretleri hani fenli bir hesap ile şeyin ömrü hesaplanabilir diye. Hesaplanabilir. Hatta 4 trilyon yıl diyorlar. 4 trilyon yıl sonra donacak deniyor mesela. 4 küsür trilyon yıl sonra. Şeyin kainatı, evrenin. Kainat 4 trilyon yıl sonra büyük patlama donmaya geçecek diyor. 3-4 büyük ihtimal var. 3-4 büyük, hani nasıl yok olacağız diye 3-4 tane görüş var. Görüşlerden birisi büyük donma deniyor. O büyük patlama, büyük donma. Çünkü aslına dönecek. Donacak. Çünkü biz soğuyoruz. Yani şu anda soğuyor. Soğuma evresindeyiz. Evren soğuyor. Bu soğukluk sıfıra gelecek. Bizim yani sıfır Kelvin sıfıra gelecek. 273'e gelecek. Donacak her şey, kilitlenecek. Yani hareket kalmayacak. 4 trilyon yıl içinde donacak. Birisi de çökme. Birden bir balonun patlamasına benzer. Bir yerde patlayıp çökecek diyor hızlıca içine. Bir orada büyük çökme diyorlar. Bir iddia bu, bir iddia bu, bir iddia bu.
fenli olarak da hani onu hesaplamışlar zaten. 4 trilyon yılda bu gidişat ona gider. Peki hani bu rakamlarda Üstad Hazretleri'nin verdiği bardalaştan rakam var ya abi, biraz çatışıyor mesela. Üstad Hazretleri 126 milyar yıl kainat var diyor. Şimdi, tabii hesap ediyorlar. O mihenge noktayı mesela elektronu alırsan hesap farklı çıkar, protonu alırsan farklı çıkar. Bunun sözüne göre 4 trilyon yıl sonra zaman da dahil olmak üzere her şey bitecek. Evet. Zaman, senin zamanı ortaya koyabilmek için bir şey değişmesi lazım. İki şey değişmiyorsa bunu nasıl zaman olarak ölçeceksin? Mesela kuvarz denilen bir maden var. Saatlerde de kullanılıyor kuvarz madeni. Kuvarz madeni. Değişimi çok düşük. Tabiattaki değişimi sıfıra yakın. Üstüne değişiklik olmuyor. Yani bir şeyi kuvarzdan ürettiğinde, herhangi bir şeyi kuvarzdan ürettiğinde ya bunu bu sene mi yaptın, geçen sene mi yaptın, onu algılayamıyorsun. Değişim yok. Maddesel değişimi çok düşük. Ben sıfır diyebiliyorum ama sıfır olacağını sanmıyorum. Hani kendi şeyim olarak sıfır olamaz herhalde de çok herhalde çok düşük ki zamanı ölçemiyorsun. Hatta saatleri de kuvarz saat diyorlar. Çünkü onun genleşme katsayısı çok düşük. Şimdi saatin dişlileri büyük küçülünce zaman farkı oluşuyor yani saatin yani şöyle söyleyeyim. Kol saatlerinin örnek veriyorum 1000 yıl dursa illaki en iyi saati bulsan dünyanın en iyi saatini getirip illaki sapacak yani bu bir yerde kopacak bu yani. Bir ya ileri gelecek ya geriye gidecek bir şeyden ayrılacak. Asıl saniyeden ayrılacak. Bunun için genleşme katsayısı düşük metaller kullanılması lazım. Mekanizmasında. Mümkün olduğunca daha az genleşecek şey olacak ki onun şeyi az ölçtüm. Çünkü aynı az önce söylediğim lastiğin şişirildiğinde milimetre cinsinden şey oluyor da sen daha fazla ileri gidiyorsun ya. Şimdi aynı beraber yan yana duruyor. Senin lastiklerin çok şişmiş, benimki az şişmiş. Beraber başladık gitmeye. Seninki, sen bir turda bir santim geride kalıyorsun benden. Kilometremiz aynı yazar. Ama ben senden 100 kilometre gittiğimizde ben senden yaklaşık 20 metre aynı. İleride dururum. Çünkü benim lastiğim çapı yüksek senden. Tur aynı da olsa çap farkı var. Kilometre aynı yazar. Ama ben senden ileride dururum. Neden? Dişli farkı var yani. Aynısı saatte de böyle. Aynısı orada da böyle. Yani ama en sağlam kanıtlardan birisi o 50'den sonrası yok ya. Şimdi şeyde ona bir şey diyorlar mı? Bir isim takmışlar mı? Yani 50'den sonrası yok mesela. Ona bir isim yani sıfır kabul ediliyor da bu şekilde büyüyen sayılara irrasyonel sayılar diyorlar zaten. Yani sonsuza kadar farklı rakam geliyorsa buna irrasyonel sayılar diyorlar. Yani şimdi ben bir sayı uydurdum. Buraya yazdım 4. Uydurdum sayıyı. Sana da söylemedim. Kaç dedim ben şimdi ne yazdım tahtaya? Sen dedin ki 4. Rastlantısal bilebilirsin bunu. Ben yanına 1 yazdım. Sordum sen görmedin bunu. İkinci olarak ne yazdın? Sen dedin ki 1. Denk getirdi herhalde. 3 dedim. Sen de 3 dedin. Ulan. Üçü de aynı oldu. Bir yerden mi bakıyor? Biri mi söylüyor? Artık şüphelenmeye başladı. Hani bunu bildin, bunu bildin, bunu bildin. Nereye kadar bildin diyeceğim. Bu mesela 6, 8, 2, 1, 4. Sen bunların hepsini biliyorsun. Ben yazıyorum, sana gösteriyorum, sen biliyorsun. O zaman sen bunu bir yerden bakıyorsun demem lazım. Ya bu benim düşüncemi okuyor. Ya burayı bir yerden okuyor. Ya Murat abi oradan söylüyor. Öyle değil mi? Mantıklı değil mi yani? Şimdi mesela örnek pi sayısı var. 3, 1, 4, 1, 5, 2, 6 böyle sonsuza kadar gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. 50, 60, 70 değil ya. Matematiğin kainatçı 50'de gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor bu şekilde. Sonsuza gidiyor. İlginç olan bir durum şu. Bu sayı 100 küsür farklı şekilde bulunabiliyor. 100 küsür farklı şekilde. Daireyle alakası olmayan şekillerde de bulunabiliyor bu. Şimdi mesela bütün sayıları 1 bölü 1'in karesi artı 1 bölü 2'nin karesi artı tam hatırlamıyorum şimdi 1 bölü 3'ün karesi eksi artı böyle bir hesap var. Bunun toplamı da bir pi sayısı ediyor. Ya bunlar pi'nin ne alakası var? Dairenin ne alakası var? Dairenin tanımı şu,
bir noktaya eşit uzaklıkta. Eşit uzaklıktaki bütün sayıları, bütün noktaların kümesi. Bütün noktaların toplamı. Kümesi. Şimdi bununla, bunun ne alakası var ki aynı sayı çıkıyor? Aynı buradaki gibi düşün. Nasıl oluyor da bunlar aynı sayıyı arka arkaya söylüyor? Sonsuza kadar aynı sayıyı arka arkaya söylüyor. O zaman daireyi kim? Daireyi kim yaptıysa, daire mantığını kim yaptıysa sayıları da aynı kişi yaptı. Daire ile sayının bir alakası var mı? Teknik olarak yok. Biri daire, biri sayı. Ve bunu, bu iki yöntem söyledim. Bunu bulacak 100 küsür tane yöntem var. O zaman bu 100 küsür yöntemin hepsi bir yere şey yapıyorsa ve sonsuz ihtimal varsa, matematikte bunun karşılığı 0. Gerçek 0 yani. Öyle, ya çok düşük bir ihtimal değil. Çok düşük bir ihtimal değil, 0. Yani düşük ihtimal başka bir şey, trilyonda bir dersin, başka bir şey. Çok garip. 0 başka bir şey. 0 yani bunun rastlantısal olarak aynı sayıya tekabül etmesinin matematiksel karşılığı 0. Mümkün değil. Bu daireyi kim tasarladıysa bunu da aynı kişi tasarladı. Diğer 114 olguyu da aynı kişi tasarladı. Bunun başka bir izah tarzı yok. Ve bu yani bunu ya ben uydurayım başka bir şey yapayım diyemez. Bunun felsefesini o yedi, az önceki şeyde 7. kattaki felsefesini konuşan insanlar var. Ben ara sıra anlayabildiğim kadar dinliyorum. Kadın diyor ki, bir tane kadın iki ihtimal var. Birini biz uydurduk. Diyor ki matematiği biz uydurduk. Matematik diye bir şey yok, biz uydurduk diyor. Allah Allah. Güleceksiniz ama diyor, kendisi de gülüyor zaten bunu söylerken. Böyle güleceksiniz ama diyor, matematiği biz uydurduk diyor. Yani ben de çok söylemek istemiyorum ama içime de sinmiyor ama biz uydurmuş olmamız lazım. Çünkü bağlantılar var. Senden bağımsız bağlantı var. Bu sefer sen bu bağlantıya bir açıklama bulacaksın. Şimdi şey mesela diyor ki, biyolojide içgüdü diye bir tanım var. İçgüdü ne abi? Tanımla içgüdüyü tanımla. İçten dürtüler. İşte sen dışgüdüyü inkar ettiğin için içgüdüyü uydurmuşsun. Evet. Çünkü dışarıdan güdülenmeyi inkar etmiştin. İçgüdü aslında... Ona karşılık koydu. İnkara karşılık koyduğu isim. Bu nasıl yapıyor? Buraya nasıl gidiyor? İçgüdüsel gidiyor. Öyle sen dışgüdüyü inkar ettiğin için onu uydurmuştun zaten. Ve bu içgüdü denilen şeyin merkezinde duruyor. Yani onun inkar mekanizmasının merkezinde duruyor içgüdü. Yani içgüdüyü sen içgüdü tanımını bozsan, ki zaten bozuk. İçgüdüyü zaten senin tanımını bozmana izin vermiyor. Bana içgüdüyü tanımını, o tanımı bozmana izin vermiyor. Çünkü çöküyor sistem. Çünkü sistem onun üzerinde. Yani 2-3 tane saç ayağı var, birisi o. En sağlam o benim. Ön kabul yapıyor. Ön kabul yapıyor. İçgüdü diye bir şey var. Onu bir kere kabul edeceğim de. Onu kabul edeceğim de. Babacan, hani... İçgüdüyü senin de... O tanımı tanımlaman lazım. Yani onu bir ortaya koyman lazım. Ama o ademi kabulden. Siz söylüyorsunuz hani o... Kabul etmemesinden kaynaklı kabul. Evet. Dışgüdüyü inkar kabul, etmekten zorunlu. Kabul adem. İlk önce kabul ediyor inkarı. Bu diş müdahaleyi kabul edince ne diyeceğim ona alternatif? O zaman içgüdü diyeceğim. Dışgüdünü kabul edince, reddedince içgüdü olacak. Şimdi araba gidiyor. Diyecekince bu nasıl gidiyor? Ya birisi çekiyor ya da ileriden birisi gidiyor. Sen dışarıda çekeni inkar edeceksen mecbur adam araba kendi gidiyor diyeceksin. Benim çektiğimi inkar ediyorsun çünkü. Başka çözümün yok ki. Ve tamamen merkezde bu içgüdü meselesi. Artı yani bu sistem o kadar hayatın içinde ki, ben müzikle ilgili bir şey okudum. Mesela bir teli al gel, herhangi bir teli al gel. Teli elini vur, diye ölçsün, ondan bir nota çıktı. Notanın adı var ya da yok. O telin tam ortasına bas. Bir daha vur. O çıkan nota, ilk notanın incesi. Yani ilki la ise, ikincisi ince la. İlk nota fa ise ikincisi ince fa. Bu ne demek? Bu demek mesela sen bir ipi gerdin, bir teli gerdin, bastın. Bu sayede 200 kere zıpladı böyle, 200 kere sallandı. O zaman la sesini duydun sen.
ya buradan çok güzel bir ses çıktı. Tam ortasını tam tutup bir daha bastım. Oradan da aynı ses tonunun bir incesini duyuyorsun. Ve insanlar bunlarla müzik yapıyorlar. Müzik o zaman sadece matematik olur. Ben beynim o zaman insan kulağı onun mesafesini ölçüyor demek ki. Tam ortasına bastığını biliyor demek ki. Mesela ben amatör gitar çalıyorum. Bazen yanlış notaya bastım mı arkadaşım derdi yanlış bastı. Nereden duydun orada yanlış bastığını? Nereden duydun yanlış bastığını? Tam ortaya basamadım. Senin kulağın ve kulağınla beynin tam ortaya basamadığını görebiliyor, duyabiliyor. Kulakla görüyor seni. Kulakla seni hissediyor. Yani o orkestra matematiksel bir hesap gerekiyor değil mi? Matematiksel bir hesap, bu tamamen matematik zaten. Yani çok sevdiğim bir müziği frekanslarını yazsak, örnek veriyorum 120, 160, 186, 201, 207 bunlar arka arkaya çalıyor. Ben 207 yerine 210 desem yanlış bastın diyorsun. Yanlış frekans tutmadı, 200 kere zıpladı. Yapmadı, 210 kere zıpladı diyorsun. 210 kere titredi. Ya sen 210 kere titredin, nasıl anladın? Yanlış bastın, orayı iyi basamadın. Onu bu hesaplamıyor. Yani aslında her müzisyen iyi kulağı olan, beyni matematiğe çok yatkın olması lazım. İşlem olarak. İşlesin yani orada çok tuhafıma gidiyor o orkestra şefi var ya. O böyle sanki serserice bir hareketler yapıyor gibi ama oysa buraya geldi işte şey orkestra Özkan orkestra şefi. Evet. Ben onunla da görüştüm. Kendisine de sordum hatta. Evet. Dedim ki bir orkestrayı iki farklı şef yönetse sen fark eder misin dedim. Şefleri değiştirsem şefler değiştirir misin? Derim dedim. Dinlesen sen ne dersin dedim. Nasıldı? Ben nasıl diyeceğim dedim. Şef değişti nasıl diyeceğim? Orkestra aynı, çaldığı müzik aynı. Ben nasıl anlayacağım dedim. Allah Allah nasıl anlayacağım? Anlarsın dedi. İstersen dinle dedi. Ben de bildiğim bir klasik müzik. Yani 5. senfoni. Belki 40 kere dinledim. Sırf adamın hani mutmain olabilmek için, onu anlayabilmek için harbiden şimdi ayırt ediyorum. O müzik için ayırt ediyorum. 5. senfoniyi bugün dinlesem aşağı yukarı bunu şu çalıyordur, bu çalıyordur derim. Şef budur derim. Şeften hiç ses çıkmıyor. Ama ben şefi bilirim şimdi. Bütün notalar aynı. Her şey aynı çalınıyor. Girdiği zaman aynı, çıktığı zaman aynı. Hız aynı, ses aynı. Her şey aynı. Fark ne peki? Farkı anlatmamın... Ben onu sordum, o da bana anlatamadı. Ben de anlatamam. Ben de şimdi anlatamam. Ama o şeyi... Orada bir fark var yani. Hazda demek ki. Hazda değil de... Kulak sesi. Şimdi ses aynı da... Mesela birisi çok güçlü vurduruyor, şeye çok yükleniyor, hissediyorsun o ilk baba baba diye bir girişi var. Birisi girişe çok yükleniyor, birisi girişi sakin geçiyor ama aynı çalıyor. Yani notalar aynı, sesin yüksekliği aynı, her şey aynı. Yani işaretiyle onu veriyor değil mi? Onu nasıl... Mesela bazısı aşağıyı kullandığında, alt tarafı kullandığında biraz daha dinginleştiriyor. Hani sakin olun der gibi bir şey. Biraz daha yukarı şey yaptığında ve sert hareketler yaptığında hani sert girin şeklinde bir tabir oluyor. Bazen öyle yapıyor yani mesela. O orkestra şefi mi emrediyor? Orkestra şefi. Şey böyle yapıyor. Girin, sert girin. Yani artık orada nasıl yapıyorsa benim izlemim... Ya onlar hep ona bakıp öyle mi vuruyorlar tele? Ben mesela şeyleri inceledim. Çalanları inceledim. Çok baktım çalanlara. Çalanlar pek bakmıyordu. Bakmıyor yani. Nadir bakıyorlar. Yani. Nereye bakıyor? Şimdi arada... Çalıyor adam arada şöyle bakıyor. Yani vuracak arada bakıyor. Çok peki nadir. Ne işe yarıyor o adam? Niye hareket ediyor? Ben işte onu tam... Yırtıyor kendisi. Orkestra şefi buradaydı. Ben ona bir 5-6 tane sağlam soru hazırlamıştım. Orkestra ile ilgili. Birkaç tanesini sorabildim. Denk getirsek bir şey yapacaktım yani. Ben aslında onu söylemiştim. Zaten bakmıyor ya. Ben... Bakmıyor. Niye hareket ediyor? Şunu merak ediyorum. Mesela çok güzel bir şarkı. Ortada ben orkestra şefiyim. Çalıyoruz. Bıraktım. Durdum. Ne yapacaklar? Çalamayacaklar mı? Ya da bu nasıl bir bozulma olacak? Ben ne kadar hakimim olur? Sorduk bir mana şöyle demişti. Dedi ki önceden onu tanıyorlar yani. Ha önceden tanıyor dedi. Nasıl? Yani mesela şimdi... Şefi mi tanıyor? Şefi tanıyor. Yani daha önce onlar şefi tanıyorlar. Yani anladın ya birisi çok sert yapıyor, birisi çok şey basıyor. Yani o nereden biliyor ki o böyle yapacak? Onu tanıyor dedi yani. Orkestra şefi tanıyor. Tanıyor yani.
Bir de şu mesela orkestra şefi şeyin sahibi değil. Müziğin sahibi değil. Yani o yazmamış. Evet. Müzik onun değil. Hatta Fert ismi o yüzden dedik Fert ismi diye. Yazan o değil yani. Çalan da değil. Yazan değil, çalan değil. Hatta şeyler var. Tam ismi Ferdi çok bakıyor abi. Nasıl oluyor peki hakikaten? Ha, o müziği Ferdi... yazan yok. Çalmıyor da aleti. Onunla da bir şey yok. Nasıl yapıyor? Şimdi ismi Fert, Vahit ve Ehad isimlerini içine almış. Umumiyet ve hususiyeti barındırıyor yani. O şef yani. Hem umumi hakim hem hususi olmasa yani bütün hepsi onda şey olmuş yani. İsmi Ferdi bakıyor o orkestra şefi. Ya çok tuhaf ya. İşin ezber mi gidiyor acaba müziğin şey metnini? Ben mesela dedim ki yani kimin gireceğine mi karar veriyorsun? Hani keman sen gir, flüt sen gir mi diyorsunuz dedim. Hayır, onlar önünde yazıyor zaten dedi. Harbiden notaların altında flüt diye yazıyor. Yazıyor mu? Flüt yazıyor, piyano yazıyor. Ne diyor? Adamın, hayır, gireceğiz yer değil. Mesela ben flütçüyüm. Benim gireceğim yer belli şeyde yazıyor. Kağıdındaki kağıtta yazıyor. Ben duruyorum. Beni orkestra şefi sen gir demiyor. O benim girip çıkışıma karışmıyor. O kağıtta zaten yazıyor. Benim çalmama müdahale etmiyor, ses tonuma müdahale etmiyor, ritme müdahale etmiyor, hıza müdahale etmiyor, sertliğe müdahale etmiyor ama neye müdahale ettiğini. Ben şimdi böyle hafif hafif anlıyor gibiyim ama tam böyle tarif edebilecek şekilde değil. Bir de o kadar daha ilginç ki, şimdi orkestra argümanları var, bir tane orkestra şefi var. Bir tane şef var, bundan ses çıkmıyor, ses hep bunlardan çıkıyor. Ve bu seyirciler burada. Bunlar sesi dinliyorlar, bu arada. İş bitiyor, bu geriye dönüyor, selam veriyor, övgü buna gidiyor. Çalana gitmiyor. Çalana gitmiyor, çalana. Övgü buna gidiyor. Herkes buna övüyor. Allah Allah. Oysa ki ben hiçbir şey çalmadım. Artı, bunların içinde en değerlisi bu. Mesela orkestra buna ait. Paralı orkestralar var, bunu alıp kazandığı parayı kimse kazanamıyor. Bu nereye, bunlar nereye yani? Bir tane orkestra söylediler. Berlin Filarmoni'nin adam sunumunda dedi ki buradaki herkes en az 10 yıldır bu grupta dedi. 10 yıldan daha yeni grupta hiç kimse yok dedi. Düşünebiliyor musun? 10 yıldır bir grupta keman çalıyorsun. 10 yıldır aynı grupta. Hala çalıyorsun. O şarkıyı belki 100 kere çalmışsınız. Bir tane meyve ye, ondan sonra gitti. Bir meyve ye. Daha parası ona yerim inşallah. Peki. Allah selamet versin. Akşam var mı dersin? Var. Akşam var. Var. He var. Tamam. Belki 100 kere çalmışsın aynı şarkıyı. Aynı ekip içinde çalmışsın. 100 kere. Ama 10 yılın sonunda... Yani... Onsuz... Ya ne kadar çalarsan çal, onun değerine erişemiyorsun ya. Olmuyor mu? Öyle bir şey. Onu ortada kaldırsak, o 10 sene birbirlerini tanıyanlar... Çalamıyorlar mı? Şuna benzer bir durum oluyor. Bu aslında kalibrasyona yarıyor. Ben ilk düşündüğümde bu kalibrasyon yapıyor herhalde. Ne demek o kalibrasyon? Yani şey, mesela biz ilkokulda İstiklal Marşı'nı okurduk ya, arkalar kayardı. Birinin önden işaret vermesi lazım ki ben hani korkma, ben konuşurken senin ne söylediğini duyamıyorum. Dolayısıyla ben korkmadan sen sönmez diyorsun belki de. Ben seni duyamadığım için birisinin şey demesi, beni dengelemesi lazım. Ben o zannettim, onu sordum. Hayır dedi, o değil, o tek başına o değil dedi. Öyle olsa övgüye değer olmazdı yani. Kalibrasyon olsa övgüye değer olmazdı. Peki hakikatte o şefe ne diyoruz? Ya işte ismi Fert dedik buna. Yani tamamen bütün organizasyonu elinde bulunduran ve şey yapan. Yani bu etkiyi veren. Burada bu etkiyi ne veriyorsa, oradaki etkiyi de veren. Bir güzel, bir hani asıl tefekkürü noktasında mesela izleyiciler içinde sallıyorum Aşık Veysel var. Aşık Veysel burada oturuyor. Aşık Veysel diyecek ki hayatında hiç görmemiş. Aşık Veysel diyeceksin ki bu ses orkestra şefinden çıkıyor. Nasıl orkestra şefi? Nasıl anlatacak? Buyur abi Aşık Veysel anlat bunu. Ne diyecek? Ama ya anlat. Hiç şimdi, ama. Sesi duyuyor. Ses duymuyor ki onu, orkestra şefini duymuyor ki. Hayır, burada orkestra şefi yok diye. 3 tane keman var, 5 tane piyano var.
4 tane davul var. Başka bir şey yok. Hayır, bir tane daha var, o da şef. Hayır abi, şef yok, ben duymuyorum. Ama olduğu için. Duyulmuyor. Yani bunun en büyük tefekkürü noktası bu. Duymak noktasında bu yok. Müzik duymakla ilgili ama bu duyulmuyor. Harika. Bu duyulan bu değil. Müzik duymakla ilgili ama... Yani adam diyor ki ben görmüyorum. O zaman müziği ortaya çıkartan zat kendisi söylemiyor. Kendisi girmiyor. Artık bununla ilgili 2-3 tane daha var. Mesela futbolda teknik direktör var. İmparator Fatih Terim diyor. Hı. Tamam, futbol temas oyunu. Bu topa vuracaksın, kaleye sokacaksın, bu kadar basit. Bunun içine top girecek. Teknik direktörle ne alakası var kenarda? Nasıl imparator oluyor? Ya da nasıl Fatih Terim istifa? Niye o gidiyor abi? Topa vuracaksın, girecek. Futbolcular kötü oynuyor, teknik direktör gidiyor yani. Teknik direktör gidiyor, hayırdır, niye? He, yani... Hayır, buradaki etkinin aynısı var. Futbolcular gitsin, top iyi oynamıyor. Buradaki etkinin aynısı var. Sahanın içinde değil, sahada yok, topa teması yok ama bütün temaslarla ilgili olan teknik direktör. Temasın ilişkilisi bu. Aynısı futbolda da var. Aynısı. Herkesi hareketlendiren kendisi hareket etmemesi. Kendisi sahanın içine girmiyor. Sahanın içine girerse olmaz. Kenarda dursa futbolcular onunla ayak kalıyor. Bir tane daha var, sinema. Sinemada da en yüksek adam yönetmen. Yönetmen ekranda görünmüyor. Yönetmen yok. Ama dahi yönetmen, işte Christopher Nolan diyor mesela. Dahi yönetmen Christopher Nolan. Abi bir dakika, o adam hiç ekranda yok. Hiç gözükmemiş. Hiç gözükmüyor. Senaryo onun değil. Senaryo da ödememiş. Hiçbir oyunda hiçbir etkisi yok. Yönetmeni nasıl dahi yaptı? Bütün görsellerle ilgili olan adamın görüntüsü yok. Daha doğrusu görüntüsüyle alakası yok onun şeyinin. Burada bu üçünde de bir ilişkili durum daha var. Orkestra şefinin, orkestranın içinde bir kişi bu içerideki bir kişiye şey veriyor. Üstünlük veriyor. İmtiyaz veriyor. İçerideki birisi imtiyazlı. Bütün orkestralarda var. Genelde de kemancı. Hatta benim gördüğüm orkestrada o kemancı farklı yerde oturuyordu. O da ayrı ışıklandırılıyordu. Bir ışık şefe, bir ışık ona tutuyordu. O bunların içinden birisi seçilmiş, onun üzerinden yönetiyor. Futbolda takımın kaptanı var. Teknik direktör kaleciye bir şey söylemiyor, kaptana söylüyor. Teknik direktör yönetimini kaptan üzerinden yapıyor. Sinemada başrol oyuncu var. Bu başrol oyuncu üzerinden işini görüyor. Yani içeriden birisi seçiliyor. Sahadan birisi seçiliyor, işlem onun üzerinden gidiyor. Gerek müzikte, futbolda ya da sinemada ya da her şeyde böyle. Devlette de öyle. Her işte şey öyle değil, içeride bir tane kendine yandaş buluyor. Her şeyde böyle. Yani işte arı kolonisinde, karınca kolonisinde bir kişi var. İçeride birisini seçmişler, birisi. Oysa ana abbal yapmaz. Yapmaz. O onun işte alakası yok. Dışarıda da çıkmaz. Dışarı da çıkmaz. Ama koloniyi o yönetir. Hatta onu çıkartırsa koloni de alır. Çok tuhaf ya. Yani o bir Allah'a oluyor, değil mi? Bu peygamberin hakikati oluyor lan, değil mi? Tabii bu peygamberlik hakikati. Yani bir şeyi seçmiş olması, onun üzerinden yönetiyor olması, bu burada fert ismi ya da belki birkaç isim daha burada görünüyor olabilir. Çünkü o hani mesela ez-zahir var, görünen. Nasıl görünen? Aslında duyan birisi için görülüyor bu. Yani İyi dinleyen birisi bunu anlayabiliyor. Orada görebiliyor. O 15 tane çalgı aletini hepsini tek tek duyması duyuyordur. Tabii canım, hepsini tek tek duyuyor. Onu zaten tek tek. Tabii. Bu mesela şeyler ne derler o? Synthesizer'ın ne bir şey diyorlar. 16 kanallı, 20 kanallı. Her kanaldan bunda her biri bir aletin arkasına giriyor. Mesela kemanı kısayım diyorsun, işte şunu arttırayım falan, bir unuttum bir aletin adı var. Amfi bir şey. Bu adamların kulakları amfi gibi, o şey gibi. Allah. O ayırıcı gibi. Yani orada kemanı ayrıca duyuyor. Hatta mesela bazen oda sıcaklığında ben bununla şey görmüştüm. Röportaj gördüm. İçerinin sıcaklığını sabit tutuyorlar. Telli çalgılar var çünkü akor kayıyor. 1,5 saat boyunca akor aynı kalacak. Akor bozuldu mu yani
konu gitti bak. Tel gevşedi. Sen aynı çalıyorsun da mesela piyanonun da telleri var. Hani akorunda kaymalar olduğunu bile fark ediyormuş. O kesin. Senin akorun kaydı hafif. Telde gerginlik oldu diyebiliyor yani. O an o derece. O anda ya da artık olaydan sonra söylüyor. Senin tam ortalarda senin şey akor kaydı ya da işaret ediyor. Şey yapıyor. Bu adam hatta o gala gecesi dedikleri mesela ben bir şey yazdım. Orkestra şarkısı yazdım. Ben yazdım. Sen de orkestra şefisin. Ben sana biliyorum. Hasan abi bunu bir icra et bakalım. Sen şey, topluyorsun bunları. İcra ediyorsun. Seninle müzakere ediyormuş. Yani ediyorsun. Ya bu burası olmadı. Şurayı şöyle yap. Burayı böyle yap. Müzakereleri oluyormuş. Hatta kavga falan bile etmişler. Kendisi anlattı burada. Gala gecesinde hani bu böyle olmaz ben sana çaldırtmayacağım. Mahvettin şarkımı. Bütün notalar aynı. Dört keman dedim, dört keman koyduk. Herkes aynı çaldı, kimse hatalı çalmadı. Ben bunu sevmedim diyor. Yazan kişi ben bunu sevmedim diyor. Anladım. Ben buradan şey, hani toparlayabilirsek, ben buradan bir insan görmek istese, müzikte bile, futbolda bile, sinemada bile, tiyatroda bile, metinde, masalda, hikayede görmek istesin yeter ki. Seste, her şeyde bütün detayıyla. Bütün detayı, Allah'ın her türlü detayını o olguda görebilir. Müzikte görebilir mesela. Bütün yani detayına girsin. Aynı orada tarlalar görür, çiçekler görür, böcekler görür. Bir insan matematiğe girsin, matematikte tarlalar var, çiçekler var, böcekler var. Var yani. Her şey aynı şekilde. Her küçük hakikatte şeyin tamamı var. Bütün sistemin tamamı var. Müzikten tut matematiğe kadar, sinemaya, futbola. Sen bunu, siz bana şey demiştiniz, ben futbol örneğini oradan tefekkür etmiştim. Bir sefer gelmiştiniz, hürriyeti çalış demiştiniz bana. Ben hürriyet meselesinde fark etmiştim futboldaki meseleyi. Hürriyeti mesela bu adamlara bizim anladığımız dar anlamda hürriyet versek, kenar çizgilerini kaldırsak, futboldan kenar çizgilerini kaldır. Hür, sizi hür yaptım de. Futbolu bozarsın. Futbolun asıl futbol yapan şey kenar çizgidir, sınırlandırılmasıdır. Futbolu elle tut mesela, sınırlandırdım, topu elle tutamıyorsun. Elle tutmak yasak. Bu yasak futbolu geliştirdi. Ben elle de tutsaydım durum değişecekti. Önler. Bu yasak, bu benim yasaklamış olmam sistemi geliştirdi. Daha doğrusu bir sistem yarattı. Bunu yaratan kısıtlamalar ve beni aslında daha da özgür yaptı. Ooo ne biçim gol attı, ooo ne biçim ben elimle tutsam götürür kaleye koyardım. Bunda ooo diyecek bir şey olmazdı. Yani hürriyet noktasında da ben futbolu oradan şey yapmıştım. Ve diğer her şeyde bu kısıtlamalar var ve bu kısıtlamalar aslında özgürlüğün, hürriyet, daha doğrusu hürriyetin başladığı yerler. Asıl güzelliği bunlar yani. O bu arada o ders bitmiş miydi? Yapmış mıydın ki? Onu yapmamıştım. O yapabilir miyiz? Onu bir tekrar çalışmam lazım. Yani çalışmışsın. 4-5 tane falan oldu onu. Evet, notları almışsan. Almıştım, notları almıştım. O zaman böyle bir şey yap da sunalım olur mu? Murat'la bir İstanbul'a çarşamba gelin. Tamam abi. Çarşamba bir şey veriliyor ya böyle serbest kürsüdür. Tamam. Kim Türkiye'de ne çalışıyorsa, vermek istiyorsa gelip verebiliyor. Ben şey yapayım, ben de külliyetten çıkarayım. Hürriyetle ilgili çalışacağım. Tabii yani çok güzel. Bu çok da çıkarmıştı Murat abi bana verdi. Ben birkaç yani, notum da vardı. Bir takdim et bizimle. Hem de matematiği de kullan. Demek yani sen, o kurallar futbolu güzelleştiriyor. Oluşturuyor. Aldırırsan yani. Bozar. Bozar tabii. Hakikaten insan bozuluyor o zaman. Şimdi domuz eti yasak. Bir kısıtlama. Bu bir şey bir katkıda bulunuyor demek ki. Bu katkıda ya o kısıtlama bir katkı sunuyor. Katkı sunuyor içeri. Bir katkı sunuyor. Sen elle topu tutmayacaksın. Neden? Tutmayacaksın. Tutmama. Nedeni yok. Nedeni? Benim ben sana nedenini söylemedim. Söyledim ya da söyledim. Ama bu meseleyi yani futbolu oluşturan şey benim elle tutmamam zaten. O buna bir katkı sunuyor. Kenar çizgileri buna bir katkı sunuyor. Topu bunun arasına atacaksın. Niye bunu daha büyük yapalım? Korner çizgisinin tamamı olsun. Daha kolay olur. Hayır. Burası olacak. Üst çizgi olmasın, üstün tamam olsun. Hayır, bu kadar. Niçini yok bu işin? Niçini yok. Bunu oluşturan şey bu.
bina yasak, domuz eti yasak, şu yasak, bu yasak, bu yasak, bu yasakla bir ortada bir oyun oluşturuyor. Senin yapacağın bir sistemi oluşturuyor. Sistemi oluşturuyor. Gideceğin sınır orası. Buraya kadar geliyorsun, bundan sonrasına gitmiyorsun, tamam. Bundan sonrası taç. Top ondan sonra çıktım, alıp burada devam edeceksin. Bu tarafa gitmeyeceksin artık. Sınırlar bundan. Adam bir tanesi dese ki futbolcu, niye taç olsun ya, ben devam ederim. Olmadı işte. Kaldır sınır çizgilerini, biz ben böyle koşturayım topla. Olmaz. Nereye kadar? Olmaz. Daha bir şeyi, sınır çizgileri belli olmasa, mesela bazı futbol sahaları küçük, bazıları büyük, bazı kaleler büyük, bazı kaleler küçük. Bu sefer de bu da olmaz. Bunun sabit olması da lazım. Sen kural getiriyorsan kuralda bir sabite lazım. Yani bunu çok, çok güzel olur. İnşallah. Burada şey yapalım, namazı kılalım inşallah. Subhaneke, El Fatiha. El Fatiha.